içinde hepiniz bir tık eğitimler alıyorsunuz. Güzellik uzmanlığı eğitimleri, işte kozmetoloji bilgileri, cihaz eğitimleri, cilt bakımı, makyaj. Bunun yanında bir de epilasyonla ilgili de bilginizin olması gerekiyor. Çünkü yarın bir gün bir yerde çalıştığınızda veya bir işletme açtığınızda aslında gelirinizin büyük kısmı, yani ortalamaya vurduğunuzda nezer epilasyondan geliyor. Bugün sizinle nezer epilasyon eğitimi üzerine biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle biz kimiz? Biraz buradan başlayalım. 25 yıllık bir firmayız. Firmamızın sahibi biraz önceki gördüğünüz beyefendi Ahmet Arif Özdemir Bey. Ahmet Bey Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunudur. Bunun haricinde biz ithalat ve ihracat yapan bir firmayız. Yurt içi ve yurt dışında birçok ülkeye ve şehre cihazlarımızı satıyoruz. Salon kurulumlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da eğitimlerini veren pazarın lider firmaları arasında yer alıyoruz. Bugün epilasyonla başlayacağız. Öncelikle hiç kafamızda var mıdır bir şeyler? Mesela epilasyon nedir dediğimde, tabii siz burada görüyorsunuz ama. Görebilirsiniz. Şöyle. Sulanma. Sedanma. Evet. Sulanma. Epilasyon nedir? Epilasyon kalıcı olarak kılı yok etme tekniğidir. Kökten yakma işlemidir. Sizce diğer hanımefendi, sizce Seda. Yok. Onlar yeni. Sen epilasyon vücudumuzdaki yaraların kalıcı olarak kalıcı demeyelim buna, yarı kalıcı aslında kalıcı olarak kullanılıyor ama yok edilme yöntemi. Kılın patlatılması değil, kıl örgünün patlatılması işlemi. Bu şekilde. Evet, dediğiniz gibi istenmeyen tüylerin çeşitli yöntemlerle kalıcı olarak vücudumuzdan yok edilmesine epilasyon deniliyor. Tabii ben burada bu kalıcı kelimesi slide bu şekilde hazırlanmış ama ben tamamen kalıcı veya işte tamamen yok olma olayının yüzdeleri konusunda ilerleyen sunumlarımızda yine konuşur, üzerine sohbet ederiz. Hormonal değişikliklerde vesairelerde çünkü azalabiliyor, çoğalabiliyor. Hı-hı. Ondan dolayı. Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi epilasyonun önemi, bildiğiniz gibi günümüzde milyonlarca insanın yüzünde, vücudunda, çeşitli bölgelerinde ne yapıyoruz? Tüylerimizden şikayetçiyiz. Özellikle 18 ila 25 yaş arasındaki kadınların %15'inde yoğun tüylenme görülüyor. Bunun yanında vücudundaki tüylerden şikayet eden erkeklerin sayısı da fazla. Hatta artık merkezler kadın ve erkek üzerine bildiğiniz gibi çalışıyor ve erkekler de epilasyon için merkezlere geliyorlar. Bildiğiniz gibi bu tıbbi ve ciddi bir uzmanlık alanı epilasyon. Ve her gün kendini sektör geliştiriyor ve yeniliyor. Farklı farklı cihazlar üretiliyor. Farklı teknolojilere sahip cihazlar piyasaya sunuluyor. Bizler de bu piyasanın içerisinde eğitimlerimizi vererek rekabet etmeye çalışan firmalardan biriyiz. Epilasyonda şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce kalıcı olarak denildi ya. Mesela alanında eğer uzman olmayan kişiler tarafından bu işlem yapılırsa hani kılların yok edilmediği gibi aynı zamanda da cildimizde belirgin iz ve lekeler oluşuyor. Burada uygulayıcı çok çok önemli. Şimdi biraz kılın anatomik yapısıyla gidelim. Çünkü asıl burada bizim temel konumuzun ne oluşturuyor? Kıl oluşturuyor. Biz kılı yok etmeye çalışıyoruz. Keratin. Keratin nedir? Bir bilgimiz var mı? Biz epilasyon eğitimini İlknur Hocam'dan aldınız mı siz? Evet. Oo, o zaman siz harikasınız. Sedan. Sedan. Biz tamamen modülüne göre gittik. Anladım. Ok. Tamam. O zaman. Keratin nedir? Nedir? Keratin nedir? Üst katmanda, yani epidermis katmanında yer alan. Keratin tabaka. Hı hı. Tamam.
keratin yapıdaki birçok inceliklerin bir araya gelerek oluşturdukları daha kalın life biz ne diyoruz? Kıl diyoruz. Yani keratin yapıdaki birçok ince lif bir araya geldiğinde bizim vücudumuzdaki kılı oluşturuyor. Bunları not almayabilirsiniz. Sunumumu paylaşabilirim. YouTube kanalına girdiğiniz zaman orada zaten biz ayrıntılı bir şekilde bunların eğitim sunumlarımızı, şeylerimizi yapıyoruz. Yine kendinize göre not almak isterseniz de tabii siz bilirsiniz. Keratin en üst tabaka mı? Evet. Kıl sayısı kadın ve erkeklerde hemen hemen eşittir arkadaşlar. Kılların sıklığı ise yine bölgeden bölgeye değişmektedir. Kıllar el içi, ayak tabanı, genital bölgenin bir kısmı hariç vücudun her yerinde bulunur. Saçlı deri kıl köklerimizin en yoğun olduğu bölgemizdir. Yüzde santimetre kare başına 800 kıl varken bedenimizdeki santimetre kare başına düşen kıl kökü 50'dir. O zaman yüzümüzde daha çok var değil mi? Mantıken. Evet. İnsanlar arasında kılların rengi, yapısı, çapı, dağılımı farklılık gösterir. Bu özelliklerin bir kısmı da ırk ve yaş belirleyici roldedir. Yani neye göre değişiyor? Yaş grubuna göre değişiyor. Hocam yalnızsa düzeltin lütfen. 18 yaşından önce epilasyonu ben normalde kendi salonum varken önermiyordum. Ama yaptıranlar arasında ilerleyen yaş gruplarındaki nüks daha fazladır. Hücresel bölünmeleri daha fazla olduğu için. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir dakika söyler misiniz? 18 yaş altına ben çok epilasyonu önermiyorum hocam salonunda. Doğru. Kendi bilgilerimden. Doğru. Ama yaptırmış gelmiş. Bunun ilk 3 yılında nüks oranı diğer işte 20-25 yaş üzerine göre daha fazladır. Hücresel bölünmesi tabii ki fazla olduğu için. Çok affedersiniz. Gebelik öncesi de aynı şekilde değil mi? Hani gebelik sonrasında daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü hormonlarınızda değişkenlikler meydana gelecek. Yani epilasyonda sizin hormonlarınızdaki iniş, çıkış, yaş, cinsiyet, ırk, genetik faktörler hepsi ama hepsi etkilidir. Şimdi şurada bir cümle var orada. Geçiyorum. Diyor ki kıllar işlerinde ve bulundukları bölgeye göre çap, değişik çap, şekil, renk ve kıvrılma özelliği gösterirler diyor. Hı hı. Buna mesela bir örnek verirsek, kirpiğimiz de kıl, hı hı, saçımız da kıl, cildimizdeki tüyler de kıl. Bu bağlamda şöyle bir örnek vermek isterim hani kalıcılığı olsun diye. Hanımefendinin bir tanesi kirpikleri olmadığı için ense kökünden doktor bey kirpik yapmıştı, kirpik ekmişti kıza ve normalde kirpiğin belirli bir volümü var ve belirli bir limiti var. Bitti dediği yerde bitiyor büyüme oranı, ona göre formatlanmış. Ama kızın kirpiği çok ilginç bir şekilde sürekli uzuyordu ve ayda bir gelerek hem kesiyorduk hem de o yuvarlak oluyordu ense kökünden alındığı için. Ve şey yapıyordu, kirpik lifting yapmak zorunda kalıyorduk. Yani bu bağlamda bunu da eklemek istedim. Doğru söylüyorsunuz. Yani her bölgedeki kıl yapılarımız birbirine göre farklılık gösteriyor. Evet. Ve uzama süreleri de birbirinden çok farklı aynı zamanda. Yani kaşımız veya kirpiğimiz uzuyor değil mi? Ama saçımız daha farklı uzuyor. Yani hızlı uzuyor. Evet. Düşünsenize saçımız gibi kirpiklerimizin de uzadığını. Ne hale gelirdik o zaman? Sürekli kesmek zorunda kalırdık ben orayı. Ben yaşamıştım onu. Gerçekten tam bir bölümdü. Hı-hı. Kızım sürekli kirpikleri uzuyordu yani. Evet. Şimdi burada kılın anatomisini bize görselde gösteriyor. En alt dediğimiz o soğancık kılın yerleştiği folikülü ve yukarıya doğru. Biraz sonra tabii size evrelerinden bahsedeceğim ben bunların tek tek. Doğru.
Şimdi kıl kanal bölgesi dediğimiz deri yüzeyinden üst deri ve orta derinin birleştiği yere kadar uzanıyor. Üst kısım dediğimiz yağ bezi kanalı, yani sebase kanal dediğimiz açılma yerinden kıl kılıf ağzına kadar olan kısımdır. Yağ bezi, orta deride bulunan yağ sebum salgılayan kese şeklindeki yapılardır. Yağ bezleri erkeklik hormonu yani androjen hormonlarına çok duyarlıdır ve boyutun gelişim oranı bu hormonlardan etkilenmektedir. Kılın yumuşak ve parlak olmasını sağlar. Yağ bezleri salgısının diğer bir kısmını deri yüzeyine salgılayarak derinin yağlanmasını ve yumuşamasını aynı zamanda sağlar. Orta kısım kıl kasının erektör pili dediğimiz tutunduğu noktadan yağ bezi kanal girişine kadar uzanan bölümüdür. Çevresini saran küçük sinir lifleri nedeniyle dokunma duyusuyla yakın ilişkilidir. Tümsek alanı kıl kasının tutulduğu ve kıl kılıfı polikülünün kök hücrelerinin yoğun olarak olduğu bölgemizdir. Bir de alt kısmımız var. Kıl kasının yine tutunduğu yer ile kıl soğanı, yani bulbus diyoruz biz kıl soğanına, tepesine kadar olan bölümünü içerir. Burada da keratinizasyon, boynuzlaşmanın başladığı yerdir. Şimdi kıl soğanı bulbus. Aslında biz bütün işlemlerimizi buraya yapıyoruz. Çünkü kılın kökü burada. Ve biz burada epilasyonu yapıp oradan başlayarak yok etmeye çalışıyoruz. Bu kıl soğanı bulbus dediğimiz kıl kılıfının alt kısmı soğana benzer şekildedir. Biraz önce şuradaki görsele geliyor. Şu en alt kısım gördüğünüz. Bu bulbus kök matrix hücreler ve melanositlerden oluşmaktadır. Kıl kök hücreleri arasındaki renk hücreleri melanositler yine burada bulunurlar ve bunlar kılların rengini veren melanin içerir. Yani kırmızı rengini veren melanin buradan yukarıya doğru gider. Kıl kök hücreleri yukarıya doğru gittikçe farklı oranlarda keratinizasyona uğrar. Olgunlaşmış kıl keseleri içten dışa doğru tıpkı soğan benzeri iç içe geçmiş çok sayıda yapı içerir. Bu sistemin merkezine ise foliküler dermal papilla yerleşmiştir. Şimdi kıl büyüme dönemleri bu bizim için çok önemli, çok çok önemli. Siz yarın bir gün bir işletmeci olacaksınız ya da bir yerde çalışacaksınız. Size yani lazer epilasyon için biri geldiğinde siz baktığınızda anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Yani bu gelen kişinin tüyüne baktığınızda, kılına baktığınızda bu kaçıncı evrede, hangi evrede atış yapmanız gerekiyor, hangi evrede ise dokunmamanız gerekiyor. Şimdi kıl folikülünün ömrü 3 evreye ayrılıyor. Birinci evremiz büyüme anagen evre. İkinci evremiz gerileme evresi katagen evre. Üçüncü evremiz de dinlenme evremiz telogen evre. Aşağıda görsellerde evreler gösterilmiş. Bakın anagen evre. Yani görseli inceleyerek de böyle kafanızda bir şeyleri oturtturabilirsiniz. Katagen, telogen ve sonra geri anagene döner evremiz. Şimdi bu evreleri tek tek üzerinden geçeceğiz. Yani hangi evre nedir, ne değildir. Bu görselde daha güzel gösterilmiş. Anagen evre dediğimiz aktif büyüme fazı yani kılın büyüme fazı aslında. İlk evremiz. Katagen evremiz rekreasyon fazı, telogen evremiz de dinlenme fazı. Bununla sık sık karşılaşacaksınız. Şimdi biraz anagen evremizden bahsedelim. En önemli evrelerimizden epilasyonda. Büyüme evremizin biraz önce de belirttiğim gibi ilk evresidir. Hücre bölünmesindeki artışla başlar bu evre. Hücre bölünmesi de sürdükçe kıl, tohum,
hücre yapısı gelişerek orta derinin içine doğru uzanan bir kanal oluşturur. Böylelikle kıl soğanı, o ilk görmüştük ya soğancık, bulbus oluşuyor. Kıl soğanının yapısı, kıl kılıfının 3'te 1 alt kısmını oluşturan en kalın bölgemizdir. Büyüme evresinde olgun bir kıl kılıfının kökü alt deride subkutan dokuda yer alır. Kök hücrelerimiz oldukça da üretkendir. Her 24 saatte bir bölünerek kıl oluşur. Büyüme evresindeki kıl, kıl köküne sıkıca bağlanır. Ancak kuvvetle çekildiğinde kökünden ayrılabilir. Kıl bulunduğu bölgeye göre büyüme süresini tamamlayana kadar hücre bölünmesi sürer. Kıl büyüme evresini tamamladıktan sonra kıl kılıfında programlanmış hücre ölümü, yani apoptozis gerçekleşir. Daha sonra kıl gerileme evresine geçer ve katagen evreye girer. İlk evremiz, anagen evremiz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu regli öncesi hani lazer epilasyon vesaire yapılmamasının sebebi bu evreye mi giriliyor o regli öncesinde? Şimdi regli öncesindeki bizim hormonlarımızın iniş ve çıkışıyla alakalı bir dönem. Onun için genellikle regilden, hocam yanlışsa siz düzeltin, bir hafta önce ve bir hafta sonra derler. Bu evreyle alakalı mı derseniz, yani kıl kendini tamamlaması genellikle 21 günün üzerinde olduğu için, evet bence bu evreyle alakalı. Sizce hocam? Yani ben şöyle söylüyorum, lazerin nasıl efektif çalıştığını lazer konusunda çok bir bilgim yok. Ancak daha çok... Seda buna cevap ver. Hormon değişimler regl öncesinde daha fazla oluyor. Hı-hı. Biz genelde ilk seansa başlarken kişiler de kolaylıkla takip edebilmek için, çünkü belirli periyotta gelmeleri gerekiyor. Diyoruz ki ilk reglinizi atlatın. Bizim için de kesin bir başlangıç takip kolaylığı olması açısından hem hormonlarınız dengelensin. Regl dönemini atlatın. 3 gün sonra, 1 hafta içerisinde yapalım. Ama regl dönemini atlatıyoruz çünkü hormonal dengesizlik çok fazla. Ve şöyle, kıllar hani diyoruz ya 21 gün bir döngüsü var. Evet. Regl öncesinde kıllar zaten dinlenme evresinde oluyor. Her hücre yenilenmesinde yeniden büyüme evresine geçiyor. Bu yüzden regli atlatıyoruz. Kılları zaten atışları biz büyüme evresindeyken yapıyoruz. Regli'yi atlatıp seansını o şekilde başlıyoruz. İlk seans dahil olmak üzere tamamını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Regl öncesi büyüme evresinde mi? Şimdi kıllar üç evreden oluşuyor demiştik. Evet. Büyüme evresindeler, dinlenme evresine, gerileme ve dinlenme evresine giriyorlar. Regl'den sonra kıllar yeniden büyüme evresine geçiyor. Regl'den sonra biz atış yapıyoruz. Bir hafta sonra denir evet. Genel. En az 3 gün, yani üç en fazla bir hafta içerisinde. Peki hangi aşamada, hangi aşamada atış yapmanız gerekiyor? Büyüme evresinde. Büyüme evresi o zaman Regl'den sonra tekrar büyüme evresine. Aynen. Hiç merak etme. Evet, tamam. Doğru. Yani atışımızı her zaman biz lazer epilasyonda anagen evrede yapacağız. Hani peki kesin. Ben öncelikle şey sormak istiyorum. Gelişim evresinde yakalamak gerekiyor demek ki. Büyüme evresinde. Büyüme evresinde. Fotoğrafı açarsam tekrar açar mısınız? Tekrar gösterebilirim. Büyüme evresinde kan damarlarıyla aktif olarak bağlı. Beslendiği aşama bu aşama. Tabii. Ben ikinci evrede katojende folikülü patlatmak istersen zaten beslendiği bir alan yok. Patlatmanın bir anlamı yok. Evet. Ama ilk aşamada aşağıya bakıyorsun. En alt tabaka. Burası canlıya besleniyor. O yüzden tam bu aşamadayken beni patlatmam gerekiyor. Evet. Ki verim alabileyim, tekrar çıkmasın. Burada patlattığımız zaten beslenmiyor. Zaten aşağı kısmında bir bağlantısı yok. Hı-hı. Ama biz canlı aşamadayken, hala beslenir halindeyken peki, atış yapmamız. Peki, yani ışık tutmak adına söylüyorum. Bu anagen evre periyotla alakasını tam olarak söyleyebilir misin? Şimdi, yani mensle alakalı zaman. Bir hanımın mensi olduğu zaman ne kadar zaman sonra hani kalıcı olsun akıllarda diye soruyorum. Anajen evrededir. Mesela benim bugün başladı diyeyim.
Renkleriniz bitecek. Uyumaya geçiyor başladığında evet. Kıllarımız. Renkleriniz bitecek. Bittikten sonra 3 gün ya da 1 hafta içerisinde atış yapmam gerekiyor. Şöyle mi benzetelim o zaman? Okey. Şimdi hani nasıl mentiste de rahmin bir oluşma dönemi var. Canlılık dönemi var. Bir de atılıp sonra tekrar yeniden oluşma dönemi var. Şimdi bunu da ona benzetirsek bence çok daha kalıcı olur. Demek ki mens dönemi zaten verimsiz dönem. Mens bittikten sonra yani kıl yeşermeye başladıktan sonra o dönemi yakalamak lazım. Büyümeye başladığı, büyüme evresi yani canlanırken tekrar beslenmeye başladığı aşamada. Bu da mens bittikten sonra atıyorum 5 günlük bir dönem var. O dönemden ne kadar zamana denk gelir? 3 gün ya da 5 gün. Bir hafta denk. Yani bir hafta içerisinde mi? Bir hafta bittikten sonra. O zaman adet bittikten sonra en optimali bence 1 ila 3 gün arasında randevu vermeye başlamak lazım. Ne zamana kadar vermeye başlayalım? İşte 7 günü çok geçmemek lazım. Tabii ki maksimum verimi alabilelim. Bir de şöyle bir şey var. Vücutta çok fazla hani bahsetmiştik ya kıl kökü vardı. Bunların hepsinin tamamının büyüme evresini yakalamak çok zor. Evet. O yüzden biz ortalama bir şey belirliyoruz. Renkinden sonra 3-5-7 gün arasında ona göre atış yapıyoruz. O zaman şöyle düşünebilir miyim açıklayıcı olsun diye. Benim atıyorum 5 gün ya da 6 gün mens dönemim var. Atış yok. İlk ondan sonraki ilk bir hafta benim için uygun dönem. Evet. O günleri alacağım. Ondan sonraki dönem regresyon fazı, katajen faz. O dönemde bir şey yapsam da elime bir şey geçmez. Boşa atış yaparım, evet. Hayal satarım. Zaten dinlenme fazına geçtiğinde de burada da zaten bir şey yok. O zaman bizim için optimal zaman periyottan, periyotun bittiği günden bir hafta sonra. Evet. Yumurtlama dönemi gibi diye düşünebilirsin. Evet, kadınların yumurtlama dönemi kadar evet. Geliyor. Yani bu günü uzman olarak bu ayrıntılar kafanızda çok kalmayacak ama yani mens bittikten ilk bir hafta sonraya kadar ben bugün de sana randevu vermeliyim. Maksimum veririm. Evet. Verebileceğim burası. Okay. Kadının evet. Bütün vücudu canlanıyor. Yumurtalarıyla, tüyleriyle ya da aktifliğiyle. Her şeyle beraber. Kesinlikle. O dönemde. Yenilenme. Ciltte de böyle değil mi? Yani belirli bir dönem var. O dönemden sonra işte 21 günde yenileniyor. Keratinizasyon dönemi dediğimiz gibi. Aynı o keratinizasyon siklusu diyelim ya da ne diyelim. O dönem aynı şey kıl içinde geçerli. Yani bu mantıktan hareket edersek. Şu gün müydü, bugün müydü değil. Evet, adetin bitmiş bir hafta. Benim bir haftam var. Sana her ay epilasyon yapabilmek için. Evet. Şimdi büyüme evremizi geçtik. Sonra ne yapıyoruz? Katagen evreye yani gerilemeye doğru artık geçiyor. Burada ne oluyor? Artık melanin üretimimiz bitmeye başlıyor. Bu evrede bitmeye başlıyor ve gerileme evresine giriyoruz. Kök hücredeki keratinositlerin çoğalması bu alanda gerileme evresinde artık kesintiye uğruyor. Aslında hala alt kısımda hala büyüyen kıllarımız da var. Yani yok değil ama süresi de yavaşlamaya başlıyor. Yani biz her zaman için onun için lazer epilasyonda anagen evreyi lazer atışı yapacağımız zaman kullanıyoruz. Artık yeni hücrelerin gelişimi olmamasına karşın yine korteks lif hücreleri kıl soğanından yani bulbustan yine yukarıya doğru ilerlemeye devam ederek bu sefer ne oluyor? Boynu sulaşmış bir kıl meydana geliyor. Kıl soğanında da gerileme meydana geliyor. Şimdi şurada açan bir şey sormak istiyorum. Mensle birlikte kılım canlanma, yani o dönemde kıl dönemi. Sonra ilk bir haftasında evet. Canlanıyor. Evet. Besin kaynaklarından besin alıyor. Doğru. Sonrasındaki haftada atıyorum haftalarda da geriliyor. Peki bir kıl ömrü ne kadar? Biz hiçbir şey yapmasak bir kıl ne kadar yaşar?
Yani ortalama normalde 21 gündür kendini yenilemesi, büyümesi, tamam, yok olması 21 gündür literatürde geçen. 21 gün sonra dökülüyor mu bunlar? Bir kısmını kaybederiz. Bir kısmı dökülür ama tamamını kaybedemeyiz. Evet. Bizim işimiz zaten kalanlarla. Hani sabit midir? Atıyorum benim bir kılın yaşı ne kadardır? Yani sonuçta onun da dediğim gibi bir ömrü var ama tamamını kaybedemiyoruz. Dökülmelerimiz oluyor. Bu saçımızda da dökülmeler meydana geliyor. Evet. Kirpiğimizde de, kaşımızda da, kıyafetlerimizi giyip çıkartırken vücudumuzdaki tüylerimizde de dökülmeler meydana mesela geliyor. Bu sadece böyle bir Valla hocam bildiğim 15-20 oranında ama yine bir bakarım şeyini tekrar kontrolünü sağlarım. Tabii yapılmadan da yani ya bu her şeyde böyle sadece biz burada kıldan bahsediyoruz. Vücudumuzda bir kesi açıldığında da hiç müdahale etmesiniz, cerrahi bir yaralanmanız olsa, hiçbir ürün kullanmasanız, eğer orada enfeksiyon vesaire bir gelişim olmazsa yine o iki ayrı yara yatağı dudağı birleşir, bir araya gelir, kendini vücudumuz onarır. Yani Allah gerçekten muhteşem, mucizevi bir şey yaratmış bizim için. Üçüncü evremizde dinlenme fazımız, teleben evremiz. Bu evrede artık dinlenmeye geçtik. Kıl yukarı doğru çıktığından kılın deri içindeki boyutu da kısalıyor. Kıl kılıfının alt ucu yağ bezinin bildiğiniz gibi hemen altında kıl tohum hücreleri kıl kılıfının tabanından yeni kıl oluşumuna yine devam ediyor. Oluşan yeni kıl, kılı iterek dökülmesine yardımcı oluyor. İşte kaybediyoruz artık son evremiz. Ne yapıyoruz? Oluşanların belirli bir oranını kaybediyoruz. Kimi zaman yeni oluşan kıl, eski kılı itmeden yan tarafından bir yol bularak deri üstüne çıkıyor. Bu oluşum yağlı deride daha kolay olabilirken, kuru deride kıl dönmelerine rastlayabiliyorsunuz. Epilasyona gelen müşterilerinizle bende çok fazla kıl dönmesi var tabiriyle çok karşılaşırsınız. Bunun nedeni de budur. Dinlenme evresinin sonunda da kıllar kendiliğinden bir kısmı dökülür. Bir kısmı diyelim. Bu sunumda da eksiklikler var. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Peki hani jiletle alındığı zaman mesela deniliyor ya bir yerden iki tane çıktı. Aslında o zayıf olanı mı güçlendiriyoruz jiletle alarak orayı? Şimdi jiletleme tabii epilasyonda güçlendiriyor ama biraz önce dedim ya size aynı yerden çıkmayabilir. İşte yağlı ciltte daha farklıdır, kuru ciltte daha farklıdır. Yan tarafından da işte yol bulur çıkar. Yani tüylerimiz cildimizin altında böyle asker gibi sıralı değildir. Yan yana değildir. Altlı üstlüdür. Yani anatomik olarak o şekilde yerleştirilmiştir. Ve hep aynı yerden çıkacak diye de bir kaydımız yok. Yanından çıkabilir. Başka bir yerinden. O dökülen yerden bir daha çıkmaz. Bir milim ilerisinden çıkabilir. Onun nedeni budur. Bir şey soracağım. Biraz zorlayacağım. Zorlayın hocam. Kılın vücudumuzdaki yediği kadar. Kılın vücudumuzdaki fonksiyonları nedir? Cildimize yarar. Yani kıl bir kere koruyucu bir katmandır aslında. Cildimizi de korur kıl. Mesela burun içi kıllarımız bizim için çok gereklidir. Yani dışarıdan işte filtre görevi görür, tozu işte mikroorganizmaları tutar. Vücudumuzda yani bütünümüzde olması gereken bir şeydir. Koruyucu, filtredir aslında bizim için. Kıllar, öncelikle birkaçını söyleyeyim. Kılımızı siz araştırabilirsiniz. Hissetmemize yardımcıdırlar. İki, nedir bileniniz var mı? Terleme. Evet. Ter bezleriyle alakalı. Vücut ısımızı da. Vücut ısımızı etkiler. Evet. Dengeler. Regüle ederler, dengelerler. Bunlar sadece bir konu. Evet, yani onları da alırken aslında cildinde koruyucu şöyle, mesela özellikle gerisel bölge gibi bölgelerde kıl o bölgenin havalanmasını sağlayan bir şey. Ama biz onu işte estetik kaygılardan dolayı yapıyoruz. Evet. İşte
olsun. Biraz önceki sunumunda bahsettiğim gibi burada diyor ki bize kalıcı epilasyon ancak büyüme evresindeki kıllarda etkili olur. Yani ana gen evrede ise diyor etkili olur. Gerileme ve dinlenme evresinde ise diyor biz bir etki alamayız. Nedenlerini bahsetmiştik biraz önceki sunumumuzda. Genel olarak yüzümüzdeki tüylerimizin %75'i büyüme evresinde. Ha bu arada vücudumuzdaki tüylerin her birinin evreleri de farklıdır. Yani yüzünde %75 iken büyüme vücudunda işte daha farklı oranlardadır. Onu epilasyonu yaparken de yine o evreyi yakalayarak dikkat etmemiz gerekiyor. Burada %75 diyor yüz bölgesinde, %25 dinlenme. O zaman epilasyonda yüz bölgesi hep büyümeye daha yakın olduğu için bize daha rahat bir epilasyon sunabilir. Yani oranların daha yüksek olabilir. Çünkü genellikle büyüme evresinde %75 ciddi bir rakam. Doğru mu hocam? Ben konuyu çok duymadım. Tamam. Bundan da şurayı okuyayım mı? Bundan da anlaşılacak bir yüz tüyleri epilasyon için daha geniş bir zaman seçeneği bulunur. Ha, diyorsunuz ki evet. Yani vücudumuzda bu büyüme oranı %25 büyüme zamanı var. Ha, zamanı. Ha, evet. Yani zamanımız kısıtlı ama yüzümüzde daha fazla bu zaman daha fazladır. Daha uzun süre kullanabiliriz. Evet. Evet. Epilasyonu da daha elverişlidir. Çünkü ana gen fazı daha fazla yüz bölgemizde. Vücudumuzda da bunun tam tersi olarak işliyor. Vücudumuzda da %25 büyüme olurken %75 dinlenmedir. Onun için danışan geldiğinde iyi analiz etmek gerekiyor bu evreleri ve dönemleri. Yani %25 o %25'lik dilimde yakalamamız gerekiyor aslında epilasyonu peki, yapacağımız peki, zaman. Peki, içindeki tüylerin bu %25 bize uygun dönemini açalım. Neye göre yine mense göre mi ayarlayacağız? Ya sadece yani mense göre değil hocam. Geldiği zaman danışan bir tane cımbızla kıl kökünü alırsınız, çekersiniz cımbızla. Bir kıl folikülüne bakarsınız, soğancığına bakarsınız, siz orada evreyi yakalarsınız. Uzman bir estetisyen oradan anlar zaten. Evet, sadece rengi değil. Sadece rengi dönümü değil. Evet. İyi ki hocam kendi salonum varmış, yoksa bu sunumları ezberleyerek zor akılda tutmak biliyor musunuz? Uygulaya uygulaya oldu bunlar kafa. Yani benim anlattıklarım mesela şeyi hep kendi salonumdaki gördüğüm şeyleri anlatıyorum aslında. Yoksa size. Yani yaşamadığınız başınıza gelmeyen şeyi bu slaytın hepsini asla rakamları verilir şeyleri tek tek oturup ezberlemeniz gerçekten zor ve hocam arasından bir tane çekiyor soruyor size. Yani onu uygulamayı yaparak hakikaten ediniyorsunuz tecrübenizden. Ki şeyler de artık müşteri dediğimiz danışanlar da çok bilinçliler hocam. Çok evet. Çok bilinçliler. İş yapılacak mı? En azından %70'ine de vakıf olmak gerekiyor. Burada da bize verilen tabloda vücut bölgelerine göre kıl özelliklerimizi vermiş. Hani yüz bölgemiz dedik ki işte %75 büyümede, %25 gerilemede, vücut yine aynı şekilde. İşte bölge bölge bize bunları vermiş. Bunların hepsini dediğim gibi aklınızda tutmanız çok zor. İnanın ben de aklımda tutamıyorum. Ama ben bu sunumu sizinle paylaşırım. Okumak istediğinizde, bakmak istediğinizde yine açıp bakarsınız. İşte tedavi aralıkları diyor. Mesela bölgeleri ayırmış. Yüz bölgesinde demiş bir buçuk ay demiş tedavi aralığına. Koltuk altımızda yine 1-2 ay, bikini kasık bölgemizde 1-2 ay, sırt bölgemizde 2-3 ay, bacaklarda 2-3 ay demiş. Şimdi kim acaba hangi güzellik salonu vardır ki buradaki tabloya göre çalışıyor ve hareket ediyor? Onu soracağım size. Yani bu tamamen ezber bozan bir şey benim için. Aynı şekilde. Çünkü niye? Ben biraz önce size bahsederken dedim ki yüz bölgemde dedim işte %75 büyüme evresi, %25 gerileme. O zaman hani benim yüz bölge aralığım böyle olmamalı mantıken baktığımda. Veya işte bacaklarda
ben hiçbir danışanıma 2-3 ay demedim ama literatürde geçen şekliyle maalesef bu hocam. Bunlar çalışmalardan alınıp sunuma konulmuş, yapılmış. Ama bilgi ve tecrübelerime dayanırsanız eğer azıcık, bu sistem maalesef bu şekilde değil. Değil mi hocam? Değil yani. Yani sistem şu şekilde de, atıyorum 3 ay bitmişsindir, azalmıştır, artık 3 ayda bir gel. Artık 2 ayda bir gel. Şimdi bittikten sonra tarama seansları yapabilirsiniz. Yani artık çok ciddi oranda azalmıştır. Hoş geldiniz, merhabalar. Hemen bir sandalye verelim Zahid Hanım. Bir şey soracağım. Hem dediniz de kılı alıp, yani çamurda kılı çekiş bakımına göre bir tarih belirleyelim. Kıl folikülüne, kıvarcığına bakıyorsunuz. Kılın kalınlığına bakıyorsunuz, köküne bakıyorsunuz. Hayır, bu ne görmem gerektiğini anladım, biliyorum ama yani tam o kökünü görmek isteyeceğim kılı çektiğimde. Ama şöyle, nereden aldığımız da çok önemli. Kılın ne kadar kalın olduğu da çok önemli. Tabii işte, özellikle tabii. Evet. Yüzde şuradan alırsanız daha iyi olur. Hadi dediniz ya zaten gidip çıkıntılar. Onu nasıl test etmek gerekiyor? Hayvan gibi kaç yerden alarak ona bakabilirsiniz. Yani tek bir yere değil ama bacakta mesela diyemem ki size dorsalinden alın iki tane çekim. Farklı yerlerinden alıp onu kontrol edebilirsiniz. Yani öyle bir kural söz konusu değil. Şey, galiba merak ettiği kılın yaşadığını, yani canlı evresinde olup olmadığını bir kıla bakarak nasıl algılarım? Kılın soğancıyla birlikte çektiğim zaman zaten bunu anlatacağım. Çektiğimde ne görmek istediğimi biliyorum. Nerelerden çekeyim diyor hocam. Evet, nereden çekeyim? Nereye uygulama yapacaksan bence oradan çek. Onu sormadan. Ama diyor ki yüzde yapacağım. Yüzün neresinden çekeyim diyor. Kaşımızla bıyığımız gibi değil. Kaşımızla atış yapmayacağım. Bu çift kaşımızdan çekmeyiz. Ama dudak üstüne atış yapın. Dudak üstünden çekilir. Ha, dudak üstünde de istersen birkaç farklı yerden de çekerek yine kontrol edebilirsin. Evet. Hani öyle bir kaide yok. Şimdi evreleri geçtik, bir de bu sefer neye geldik? Kıl tiplerini de sınıflandıracağız. Yani o çektiğiniz kıl, dediniz ya çektim, bu kıl ne kılı? Bu kılların evreleri var arkadaşlar. İşte lanibo kılı, ayva kılı, yumuşak kıl, sert termiyatı diye bunları da kendi aralarında sınıflandırmışız. Lanibo kılları genellikle çok ince, yumuşak, medula iliği olmayan, genellikle renksiz kıllardır. Ayva kılımız, lanibo kılının yerini alan, uzunlukları genellikle 1 cm kareyi aşmayan, ince, çok az renkli veya iliksiz kıllardır. Nerede bulunur? Avuç içi, ayak tabanı mukozası veya yarı mukozalar dışında tüm vücut yüzeyinde bulunabilirler. Bu kılların kıl kılıfında yağ bezleri bulunmaz. İliksiz kıl ne demek? Efendim? İliksiz kıl. İliksiz kıl ne demek? Yani şimdi soğancığından çıkardık ya. Hocam nedir iliksiz kıl? Çok az renkli ve iliksiz. Deni bakımının yerini ama uzunlukları kıllar mesela kırmızı bebeklerde, yeni doğan bebeklerde hani yüzeyde gördüğümüz ince tüyler var ya, kökü yok. Yani çektiğinizde bebeğin canını acıtmıyor. Mesela göğüste olur bu kıllar. Göğüste dokunursunuz, kıl görüyorsunuz. Kaşı mesela çektiğinizde kaş kılı geliyor. Ama lanibo kıllar özellikle göğüste, göğüs arasında var. Çektiğinizde bir anda elinize gelen, dibi beyaz, ona rengini veren, işte melanin, hani kıl kökü diyoruz ya, bunun olmadığı kıllar. Bahsettiği tamamen kıl çektiğinizde geliyor. Ayrı sorar arkadaş. Diyor ki mesela iliksiz kıl diyor. Çok az renkli ve iliksiz kıllardır dedik ya ayrı. İliksiz ne demek? Görselde ilk kılın hani bulgusunu gösterdiğimiz bir fotoğraf verdi ya, orada kılı alt kısma bağlı. Resme geçelim mi? Geçelim, hemen şuraya gelelim. Bu değil, bir şeye geleceğiz. Soğancığımıza geleceğiz. Şu. Aynen. Her kılda bu yapı var zaten. Hı-hı. Mesela lanibo'da yok demek istedik. Onun soğancı yok mu yani? Evet, onu köke bağlayan bir şey yok. Hı-hı.
kaldı şehrin sadece bu. Saçından döküldü, buradan burada kaldı, işte orada köklendi. Yani orada oluşmaya başladı. Bir yerden dökülen bir tüy. Sanki tuz yok tohum yani. Hep öğrencilerden hem şehir efsanesi mi hani o acaba? Hayır, doktorlar biliyor. Okul alıp başka bir yere ektiklerinde okulun yaşadığını biliyor. Tabii canlı ama ektiklerin içinde orada zaten bir şey yapıyor. Yani düştüğü yerde olması imkansız. Evet, yani düştüğü yerde o deliği oyarak gelmesi birazcık imkansız. Neyse, ben oraya tekrar bir daha geleceğim. Hatta şöyle yapalım, Arif Bey gelince ilksiz kılı bir daha bir Arif Bey'den evet. Şey yapalım, olur mu? Olamadı. İlksiz kılı. Hani böyle upuzun oluyor bazen. İlksiz oluyor. Bunu da dediğimiz gibi. O da mı? İlksiz kıl, Venuga kılının yerini olan uzunlukları 1 santim aşmayan ayva tüyleri. Yani aynen ayva köke bağlı değil yine. Köke bağlı değil yine, renksiz yine ayva tüyü. İlksiz kıl. Kişi kendi yorumunu eklemiş, iliksiz diye. Evet, yani... Yumuşak kıl, erkeklik hormonu, androjenler, insan kıl gelişiminin temel düzenleyicidir. Koltuk altı, genital gibi bazı bölgelerdeki ince yumuşak ayva kılları ergenlik döneminde erkeklik hormonlarının etkisiyle daha uzun ve renkli sert kıla dönüşebiliyor. Bunlara da ayva tüyü ile sert, bunlar da ayva tüyü ile sert kıl arasında oluşan yumuşak kıllarımızdır. Sert kıllarımız medula iliğine sahip koyu renkli, daha uzun ve kalın kıllarımızdır. Vücudun özel bölgelerinde, yaşamın özel evrelerinde ayva tüyünün yerini alır. Sert kılların kök kısmının orta deriye uzantısı ortalama 3-3,5 milimdir. Kıllar vücudun farklı bölgelerinde uzunluk, kalınlık ve renk açısından çok değişim göstermektedir. Biraz önce de söylediğim gibi alt kısımda sıralı şekilde değildir kıllarımız. Burada da galiba kılları üçe ayırmış. Bir tanesi ayva tüyü, içeriğinde iliği olmayan, meradili olmayan bir tüy. Birisi intermediyer evet. Tüy olarak algılamış. Bu ayva tüyüyle sert terminal kıllar arasında, medium, orta kalınlıkta ve orta renkte kıllar. Bir tanesini de terminal kıl, sert kıl olarak algılamış. Evet. Bir bardak su olabilir miyim? İleride çay alabilir miyiz Zahid Hanım, rica etsem sizden? Şimdi kıllanmanın nedenlerine geliyoruz. Hirsutizm. Hirsutizm kadınlarda olmaması gereken bölgelerde kıllanma olması demektir. Mesela ben salon işletirken çok fazla sakalı olan hanımefendi gelirdi bana. Ve ben iğneli epilasyonla bile nereden girip epilasyonu yapacağımı şaşırırdım. O denli yoldu. O denli sakal. Hem çok sert olur. Hem de hakikaten çok şaşırtıcıydı. Hocam bildiğiniz erkek sakalı gibi bir bayan geldi ve ben iğneyle nereden gireceğimi gerçekten şaşırdım. Size de geliyordur öyle değil mi hocam? Sakalı gibi. Yani biz hiç o denli yoğunlarla çalışmadık da. Yani oldukça bu da olmaması gerekiyor. Evet. Tabii var. Hatta bazıları kendisine işte epilasyon yapmayınca maskeyle saklayacak durumda evet. Olanlar gelebilir. O hanımefendilerde östrojen değil de daha çok testosteron hormonu daha yoğun basıyordur. Evet. Ve o tür kıllanmayla size gelebiliyorlar. Peki mesela bir tane çıkıyorsa olmaması gereken yerde bir tane olabilir. O çok normal bir oldu. Çıkabilir. Ama bize ya bir tane çıktı ve şey yapamadım yani. Yok, hiç endişelenmeyin. O çok normal bir olgu olabilir. Ama bizim bahsettiğimiz, bildiğimiz böyle bir sakal gibi falan yani böyle geliyor bayanlar. Olmaması gereken yerlerde. Biz buna hirsutizm diyoruz. Peki bunları direkt lazere mi alıyoruz yoksa bunlardan bir doktor rapor istiyor muyuz?
Evet. Normalde tabii hormonlarını düzeltmeden gelmemeleri gerekiyor. Siz dışarıdan öyle tüylerle olmuş bir danışanınıza neyi uygularsanız uygulayın. Ciddi oranda fayda etmeyecektir. Çünkü hormonları dengede değil. Ya tiroidlerinde sıkıntı var ya başka işte dediğim gibi testosteron hormonu daha ağır basıyor. Tabii biz bunları dengeleyemeyiz sonuçta. Biz dışarıdan bir ışık kaynağıyla, bir ısıyla bir yok etmeye çalışıyoruz. Peki ama Ayça Hanım, bu kişilere nasıl bir yol izleyelim? Diyelim mi ki tamam gel sen hemen lazere gir, şu kadar şu kadar seans, şu kadar para. Yoksa ya ben bu şartlarda seni lazere, sen bir doktora gidip geldikten sonra mı? Şartları geliştirdikten sonra mı almalıyız? Tabii ki hocam dediğiniz çok doğru. Şartları sağladıktan sonra almak gerekiyor. Fakat Türkiye'nin de gerçekleri var. En insaf çalışan salon sayısı çok az. Genelde ticari işletmeler ve kendilerini para kazanmaları lazım. Çok nadirdir ki bilirler de öyle bir müşteri geldiği zaman kolaylıkla bitmeyeceğini 6 seansta, 8 seansta oh der 20 seanslık müşteri geldi. Harika bitmez bunun batıyı. Ben bunu alayım aylarca yıllarca. Size bir şey söyleyeyim mi? İsim zikretmeden söyleyeceğim. A plus 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 bir salon. Bakın A plus plus bir salon. 3 yıl lazere gitmiş kadar. 3 çok karşılaşıyoruz. Diyor ki 2 yıl gittim, 3 yıl gittim. Asla bitmiyor. Bir yerde dur şey demeli. Neden olmadı? Yani 3 yıl... Cihazı kötüydü diyor. Ben bir problem yok. Aslında diyor cihazı kötü olduğu için bitmedi. Lazer epilasyon vücuttaki proteze etki eder mi? Protez? Protez. Meme protezi, kalça protezi. Etmez. 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 Yani sadece kalp bilim varsa danışanınızda kalbe çok yakın bölgelerde çalışmamak gerekir. Yani her epilasyon çeşidi hepsi dağılmak üzere meme protezi ya da kalp bilim. Öyle bir kontraindikasyon literatürde geçmiyor ama kalp bilim olmaması gerekir. Ha şöyle, bunun yanında öyküsünde kemoterapi vesaire varsa şimdi kemoterapide istemediğimiz hücreler çoğaldığı için ve hasta ettiği için bizi tetiklemeye geçebilir. Ben hiçbir zaman öyküsünde kemoterapisi varsa, geçmişinde kanser öyküsü varsa onu da almıyorum. Buna bir denk gelmiştir ve bir salonda onu sormuşlardı ve meme protezi varken yapamayız dediler. Allah Allah. Evet. Bunu duydum. Öyle bir şey yok ama. Yani şöyle de bir şey var, olanı yapıyorlar, olmazı alamayız diyorlar. Ben hiç bilmiyorum, eğlenmek istemiş olur sıkıntı. Valla ben salonlarda böyle kemoterapi geçmişini falan da sorduklarını düşünmüyorum. Sormak gerekiyor, çok ciddi bir problem, çok ciddi bir olgu bu. Çünkü kanserini tetikleyebilirsiniz, hücresel görünmesini arttırabilirsiniz. Şimdi zaten mantıklı düşünmek lazım. Mesela ben hemşireyim ve prensip cerrahi çalıştım mesela 4 sene. Bir kere protezle lazerin etkisi olamaz. Çünkü zaten protez edilen şey silikon yani. Evet. O yüzden ama mesela şimdi kalp bile elektriksel akımı etkileyebilir. O yüzden dediğim kalp bilinde evet sorun olabilir ama protezde herhangi bir sorun olmaz. Bu muhtemelen ya orada güzel merkezde bunu almak istemediği için sorun olabilir diye. Sıkıntılı bir müşteri de göndermek istemiştir. Çünkü sen bizde bile hastalarda öyle şey alıyor. Siz değilsiniz o demem o arada. Hangisi? Protez olayı. Siz misiniz? bir şey soracağım. Göğsünde protez mi var? Evet. Sizi mi almadılar? Evet. Ama öyle bir şey söz konusu değil, biliyor musunuz? Evet. Hirsutizm. Bununla hangi lazeri uygulamak gerekiyor? İğneli mi? Buz mu? Yani şimdi eğer kadın ışıklı kaynaklarda bence en etkilisi, ben biraz daha geri kapalıyım. İğne epilasyon çok etkili bir yöntemdir. Özellikle yüz bölgesinde ben normal epilasyon sistemlerini hiçbir zaman tercih etmem. Ama edilmiyor mu? Evet, ediliyor. 2 yıldır gidiyorum. Bir de 5 oldu derdi. Yani aynen çoğaltır. Bir de dediği gibi Seda Hanım'ın 5 oldu derler.
Ama hangisi çoğaltıyor? Yani normal eşik kaynakları diyelim. Çoğaltıyor diyelim ama etki olarak, süre olarak diyelim. Şu bölgeyi diyor, insani olarak, off the record diyor. Evet. Ben nazarı çok yapmak taraftar değilim. Değilim, söylerim de danışanıma. Vücudun diğer bölgelerinde mesela göbek ve kasık arasındaki kullanma dediniz. Orada kullanabilirsiniz zararı. Ya hepsi oluyor. Yani sadece şey, kinin olması şart değil. Değil. Sadece bir şartımız yok bizim. Sizden bahsediyorum, diğerleri değil. Tamam. Yani 18'indeyken de normalde öyle bir hastayı almayıp zaten gönderip önce problemin kaynağını çözüp ondan sonra almak gerekiyor. Ama hepsi oldu. Evet. Yani olur diyelim, ne diyelim hocam? Ben diyorum ya, bakın meslek şeyde, telefon çıkmıyor ki soruyor. Diyor ki, ne önerirsiniz? Diyorum ki, her cilt şahsa münhasır. Cilt de, nazar da öyle. Yani herkese uyguladığını, atıyorum X kişiye uygulayamazsın. O yüzden uzmanın sağlam olması lazım. Evet. Mesleki eğitim. Bu gücü vereceksiniz şimdi siz bize. Bu bir bilgi. Bilgi güç. Ama ben bu gücü kötüye de kullanabilirim. Ben bunu biliyorum deyip herkesi haşet edebilirim. Ama ticari ahlakım olmazsa bende çok büyük bir silah. Ama öbür türlü bilgiyi doğru kullanmak çok değerli. Bu da uzman işte. Uzman. Düzgün uzman. Yani ben haftada bir atış yapanı bile duydum. Nazar ekrasyona çağırıp da haftada bir atış yapan estetisyen de var. Salon da var. 3 yıl yapan da var. 3 yıl yapan da var. Şey, sonuna kadar bitiş garantisi. Sınırsız atış. O da seviniyor. Bak çok benimle çok ilgilendi diyor. 3 yıldır diyor. Sınırsız atıyor bana diyor. Aslında atmıyor işte. Boş. Cihazı da boş. Lambası bitmiş. Lambanın ışığı bitmiş. Bunların düzenli periyotta kontrolleri var. Boş ışık atıyor size. Yani siz attığını zannediyorsunuz. Tamamen gerçekten estetiğin yukarıda Allah'la vicdanıyla olan ilişkisi diyebilirim ben size. Hipertrikoz kişinin yaş, cinsiyet, ırk özellikleri göz önüne alındığında normal sınırların üstünde olan kıllanma artışına da hipertrikoz diyoruz. Hipertrikozda kıllanma erkeğe özgü kıl dağılımı bölgeleriyle sınırlı değildir. Bütün vücut yüzeyini örten sert terminal kıllarda uzama, ay ve velüs tüylerde de yine aşırı sertleşme, büyüme söz konusudur. Hipertrikoz dış görünüşü olumsuz etkilediği için ruhsal sorunlara da neden olabilmektedir. Irksal nedenler, dünya üzerinde her milletin kıllanma derecesi birbirinden farklıdır. Biraz önce de hocam da bahsetmişti. Bu kişiye göre, yaşa göre, cinsiyete göre, renge göre, tene göre farklılık gösterir. Genetik faktörleri yine aşırı derecede önemlidir. İşte ailesinde çok fazla tüylü kişi bulunan gençler daha fazla kıllıdır. Mesela doğu bölgelerinde tüylenme daha yoğundur. Orta Doğu'da daha yoğundur. Keza işte Akdeniz'e indikçe tüylenme azalır. İklim, çevre ısısı, yani hepsi bunu etkilemektedir. Ben bir şey daha duymuştum. İşte genelde güneşi çok olan yerlerdeki bakarsanız kişilerin atmosfer olarak lokalizasyon olarak kılları daha koyudur. Mesela doğu ırklarının daha koyudur. Reaksiyon aslında güneşten kendini. Ter bezleri daha çok çalışıyor çünkü. Yok, şeydir. Güneşi verdiği zararlardan korumak içindir. Perde görebiliyor. Perde göre, doğru. Evet. Bu bağlamda hani sıfırlamak ne kadar doğru yine bu da görünce. Bu da bir, hani demin dedim ya bu kılların hiç mi faydaları yok? İşte faydalarından bir tanesi de bu. Dikkat ederseniz kuzeye gittikçe ya da batıya gittikçe evet. İnsanlardaki tüylerin daha azaldığını görürüz. Daha renksizleştiğini, daha azaldığını görürüz. Afrika bölgesindeki insanların zenci olması gibi hani rengi de ona göre hani oluyor. Bu tüyler de aynı şekilde korumak için. Ne demiştik? Evet. Onların da güneşten korumak fonksiyonu var. Şey demiştik. Neyse oralara girmeyeyim ben.
farklı epilasyon yöntemleri var. Pazarda kullanılan ışıklı epilasyon, bunlar işte lazer ve foto epilasyon ana konumuz. Cımbızla epilasyon, cımbızla tüylerimizi çekebiliyoruz. Jel uygulayarak jelli epilasyon, ampulle epilasyon, iğneli epilasyon, biraz önce yüz bölgesinde bahsetmiştik. Kullanılan yöntemleri. Belki ben hızlı sıraya bir şey sorayım. Ya da şey, şimdi hepsine epilasyon olarak isimlendirmiş. Evet. Sence burada bir kategorize edersek bu teknikleri, hangisini nasıl adlandırabiliriz? Yani kıl yapısına göre adlandırabiliriz. Hayır. Hayır. Hepsini ışıklı epilasyon, lazer, foto epilasyon, cımbızlı epilasyon. Daha kalıcı yönde olanı mı soruyorsunuz? Hepsine epilasyon diyebiliyor muyuz bunları? Evet, diyebiliyoruz. Diyebiliyor muyuz? Bence diyemiyoruz. İğneli epilasyonu yaptığımızda kılın çıkma olasılığı daha düşük. Ama diğer ışıklı epilasyonda, cımbızlı bunların çıkma olasılığı daha yüksek. Çünkü hormonal nedenleri... Onun adı ne diyor hocam? Siz onu soruyor şimdi. Neyin adı mı? İğneli epilasyon mu? Kalıdan. Ben şimdi farklı algıladım. Okey. Hepsi epilasyon. Hepsi epilasyon. Hepsi epilasyon. Evet. Hocam depilasyon mu demek istedi de siz ama sormak istediği oydu da. Hepsi kalıcı epilasyon yani. Evet. Epilasyon ne bunlar? Evet. Hocam aslında şeyi görünce orada cımbızı görünce ben o depilasyonu görüyorum. Hocam da orada depilasyon mu dedi. Cımbızı da akım veriyorsun. Ha, evet. Aynen aynen hocam. Vallahi çok cevval bir hocanız var. 100 tane hocayı şöyle yan yana dizseniz titretir. Ben düşünerek konuşuyorum ve söylüyorum. Allah'tan geçmiş tecrübem az var da slayta bağlı kalsanız bu hoca yakar yukarı gibi. Şimdi söyleyeyim mi size? Diyorum ya her biri farklı olsun istiyorum. Bunlar evet. Hani çok şanslılar. Teşekkür ederim. Vallahi çok şanslılar çok hocam. Çünkü dediğim gibi bana 1000 tane akademiden böyle öğrenci geliyor. Ne öğrencileriyle böyle gelir otururlar, sohbete katılır, ne şey yaparlar. Ben burada eğitimde verir, gönderirim. O konuda siz çok şanslısınız. Bunların farkında olması gerekiyor. Bunları bir entegre etmek gerekiyor. Evet, nazar epilasyona geçmişiz. Şimdi nazar epilasyondan en başından beri bir epilasyon sistemidir bahsediyoruz. Bu epilasyon öncelikle nedir? Sağlık personeli tarafından uygulanan bir lazer yöntemidir. 30-40 yıldır geliştirilmiş, tıpta birçok alanda kullanılıyor. Lazer sistemleri epilasyon amaçlı ilk kez 1996'larda kullanılmaya başlamış. Işıklı epilasyon, ışık enerjisinden yararlanılarak kıl hücrelerini tahrik etmeye yarayan sistemlerin genel adıdır. Bu amaca da hizmet eden iki tane yöntem vardır. Asıl konumuz lazer epilasyon ve foto epilasyon IPL. İkisi arasındaki farkı söyleyebilecek biri var mı? Başlıkları farklı olur. Evet. Uygulanan bölgeleri farklı olur. Tamam. Kıl yapısına göre farklılığı var. Mesela atıyorum beyaz kılsa hani ucu beyaz. İki cihazın yöntemleri arasındaki fark nedir? Neden foto epilasyon, neden lazer epilasyon değil? Bir tane siyah kılları gördüğü için. Hangisi görür? Lazer epilasyonda. Evet. IPL beyazı görmez. O yüzden de nasıl epilasyon yapar? Uygulamadaki etkisini yani acıyı azaltması. Teknik özelliklerinden teknik özellikleri. İşte şu kadar derinliğe girer. Şu dalga boylarında çalışır. Şu şöyle çalışır, şununla çalışır, bu da böyle çalışır. Hangisi bu? Mesela foto epilasyon IPL. Lazer epilasyonla farkı ne? Yani konforunu sormuyorum. Teknik olarak lazer foto epilasyon deyince aklıma ne geliyor? Nasıl kılı yok ediyor? Neyle yok ediyor? Bir de ısırı, bir de ışık var. Perfect. Harikasın. Lazer tek dalga boyundaydı, evet. IPL birkaç dalga boyunda, çeşitli dalga boyunda. Peki, bir odaya girdim. Bir lazer. Biliyorsunuz, bana bir tane işletmeci şey demişti. Bir yer için lazer alacak dedik. O lazer de dedi ki, ben içini lazer yaparım. Dışını IPL görüntüsü veririm dedi. Şeyin kabına.
Anlatabiliyor muyum? Uygulama olarak biz nereden anlarız, nasıl algılarız? Lazeri, lazer mi kullanıyoruz? Evet, IPR mi kullanıyoruz? Güzel. Tamam, uygulamada neresinde anlarız? Yani bir güzellik merkezine gittiniz, size evet. Uygulama yapıyorlar. Dedi ki ben sana atıyorum diyot kullanıyorum evet. Dedi. Siz bunun gerçekten uygulananın size diyot mu yoksa başka bir kare biricik dörtgen şekil değil, başlık değil. Onun ayırıcı bir özelliği var. Yani onu nereden anlarım? Şey, biri otor ışığını dolduruyorsa IPL, diğeri diyot. Evet, IPL ışık patlama yapar, evet. Floresandır arkadaşlar. Şu gördüğünüz floresandan farkı yoktu. Uygulama yaparken de patlar ve ışık evet. Saçar. Sadece bu ışığı etrafa saçmaz. Aynı zamanda tek dalcı boyu olmadığı için cildinize de saçma yapar. Ama ilerleyen slaytlarda ben muhtemelen yine gelecektir ona. O zaman diyot olan lazer dediğimiz değil ya mi? Şimdi slaytlarda anlatacağım onları ben size tek tek. Şimdi foto epilasyon Intense Pulse Light IPL'in açılımı arkadaşlar. Flash lamba teknolojisi lazerden farklı bir mekanizmaya sahiptir, hocanın size sorduğu. Adından da anlaşılacağı üzere fotoğraf makinesinin flash ışığına benzer. Kuvvetli ve farklı dalga boylarında, bu 550 nanometreden 1200 nanometreye kadar olabilir. Işık elemanlarını taşıyan yüksek enerjili bir ışık sistemidir. Lazerde ışık enerjisi tek bir dalga boyundan oluşmaktadır ve çizgisel bir doğrultuda yaymaktadır. Yani direkt sabiti. Evet, flash lamba teknolojisiyle epilasyonun mekanizması yüksek enerjili ışınlar deriye uygulanarak kıl kökü hücresi etrafında bulunan melanin tarafından emilimi sağlanır. Bu emilim sırasında açığa çıkan ısı enerjisi kıl kökü hücresini tahrip eder. Böylece ölen kıl hücresi yeni kıl üretmeyerek epilasyon sağlanmış olur. Intense Pulse Light teknolojisi birbirinden çok farklı. Kozmetik uygulamalarda ve dermatolojik hastalıklarda da kullanılır IPL. Biz IPL'i genellikle dermatologlara satarız ama bizden IPL'i aldıkları zaman onlar kıl tüyü dökmek için değil de cihazın içerisine yerleştirilen farklı nanometrede mercekler vardır. O merceklerle birlikte işte leke tedavisi yaparlar, kılcal damar tedavisi yaparlar, başka işlemlerde kullanırlar. Onların nanometreleri farklıdır. IPL genellikle dermatologlar tarafından bunlarda kullanılır. Sahada, sektörde, güzellik salonlarında da IPL kullanılma nedenlerinin başında maliyet olarak daha uygun olması gelir. Ben atıyorum şu an bir IPL cihazı 100 bin liraya satarken yine atarak afaki söylüyorum bir diyot lazeri 300 bin liraya satıyorum. Hanımefendiler salon kuracağı zaman ekonomik olarak bütçede eğer darsa IPL sistemi tercih eder. Danışan gittiği zaman sizler gibi estetisyen adayı değil, estetisyen diye sağlıkçı değil. Buz lazer var mı der, evet IPL de buz başlıklıdır, evet bende buz başlıklı var der. Epilasyonunu yaptırdığını düşünerek uygulamasını yaptırır ve çıkar gider. Buradan kaynaklanıyor. Bakıyorum başka burada anlatabileceğim bir şey. Yani kandırmaca diyorsunuz. Yani evet arkadaşlar tamamen kandırmaca. İşte IPL niye hani daha diyota göre daha etkisiz olduğunu anlamadım. Teknolojisi farklı. Tamam ama mesela IPL'de de sonuç alınmıyor. IPL'de de sonuç alırsınız ama IPL'de şöyle söyleyeyim. Size genellikle danışanlar da uygulamadan sonra 3-5 yıl sonra nüksü daha fazladır. Geri çıktı şikayetiyle size daha fazla gelir. IPL teknolojisi sadece kıl folikülünü hedef almadığı için, cildi de hedef aldığı için eğer uygulayıcı estetisyen biraz da tecrübeli değilse çok ciddi yanık vakalarına neden olabilir.
Onun içindeki mahkemeler, lazere gittim yandım, lazere gittim mahvoldum. Genellikle bu yanık vakalarının büyük oranları IPL'dendir. Doğru mu hocam? Yani. Peki bir mahkeme bunu sonuçlandırdı oluyor mu yani? Tabii oluyor ve taksirle suç işlemekten yargılanıyorsunuz siz. Yaptırımı da çok büyüktür. Bu yüzden dolayı kapatılan da bir sürü salon vardır. Ya çünkü aşırı rahat kullanıyor herkes yani işte umursamıyor insanların sağlığını. Çünkü IPL güzellik şimdi şöyle bakın geçen yıl Ağustos ayında resmi gazetede diyot lazer 20 Jule kadar yasal olarak bırakıldı. Normalde güzellik salonları sadece IPL uygulayabiliyor. Yasal prosedürde. 20 Jule kadar kullanabiliyor salon. 20 Jule kadar şu anda yasal. Aslında geçtiğimiz yıllarda da bir dönem Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yasal hale gelmişti. Fakat şimdi siz bir reklam yaptığınızda Dermatoloji ve Plastik Cerrahi Derneklerinin avukatları sizin o sponsorlu ilanlarınızı çok ciddi takibe alıyorlar. Ve siz prosedürde olmayan dudak dolgusu, işte lazer epilasyon kelimesini siz kullanamazsınız. Yani güzellik, biz kullanamayız güzellik salonları. Bu tıbbi bir işlemdir. Ve bunların cezai yaptırımı vardır. Tabii Instagram'da paylaşırken sorun. Tabii ki. Biz de prosedürde normalde güzellik salonları aslında sadece IPL kullanabiliyorduk. Geçen yıl Ağustos ayına kadar. Ağustos ayındaki resmi gazetede yayınlanan genelgeyle 20 Jule kadar bize de serbest bırakıldı. Öyle söyleyeyim. Biz de o kadar serbest bıraktılarsa, biz ucunu bulmuşsak şey yaparız, onu kanıştırırız. Ne 20 Jule hocam? Kim 20 Jule yapıyor? Yani ama şimdi lazer epilasyon zaten izin verildiyse o zaman kullanabiliriz yani şu an sıkıntı değil. 20 Jule'ye kadar diyot lazeri kullanabilirsiniz. Ama bir güzellik salonu asla Alexandrite kullanamaz. Bakın bu lazerlerin teknolojilerinde sonraki sunumlarında var mı bilmiyorum. Çok karıştırmak istemiyorum ama aklıma yeri geldiği için söylüyorum. Hepsinin teknolojisi farklı. İndikleri nanometreler, derinlikler birbirine göre farklılık gösteriyor. İşte IPL'de ne dedik? İşte 550'den başlıyor dedik. Diyotlar 808 nanometreden başlar. Alexandrite 755 nanometredir. Yani bir Alexandrite güzellik salonunun kullanması asla yasal değildir. Çok da risklidir. Ben akşama kadar bir sürü telefon cevaplıyorum burada. Satış yapan bir firmayız biz çünkü. Bana Alexandrite var mı diyor. Soruyorum, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Hekim misiniz? Hayır değilim. Ben güzellik salonuyum. Ama siz o zaman Alexandrite kullanamazsınız. Yasal değil, doğru değil. Ülkemizde maalesef insan sağlığı çok fazla hiçe sayılıyor. Satış yapabilmek için dolgu yapıyorlar, botoks yapıyorlar, evet. Merdiven altı yerlerde. Bunları farklı isimlendiriyorlar. Herhangi bir komplikasyon elinin altında uygulama sırasında gelişirse bunun panzehirini veremez, yapamaz, düzeltemez. Çok ciddi risk. Belki ben salonu uygulamaları yapsaydım kapatmazdım hocam, çok para kazanırdım. Tabii. Ben hem satıcıyım hem estetistiyim. Yerini bırakmam, inanın ki. Ama herkes, hiçbir zaman girmek istemedim hocam. Ama herkes haddini bilmeli bence. Bilmeli. Ben nasıl yapıyorum. Ben dolgumu da botoksumu da kendim aynı karşısında kendime yapabilen bir kadınım. Yani ben bunu istesem alası onlardan da iyi yaparım ama yapmayayım. Yani bu hakikaten şurada olsun asla. Doktor bile getirip yaptırmayın. Bin günde olmayan bir günde olur ve olay... Olur olur hocam yani. Ay başına iş sonrasında. Normalde aslında şu an yani bir plastik hani arkadaşlarımın şeyleri muayenehanesini yapmalar da yasaklandı şu an. Hatta işte plastik cerrahlar da ona uğraşmaya çalışıyorlar. Öyle mi? Şimdi kendileri... Muayenehanede mi? Tabii klinikler yapmak yasak. Klinik olmaları lazım çünkü. Muayenehane değil. O da yasak. Yani klinikleri poliklinik olmaları gerekiyor. Şimdi şöyle hastane olmadığı sürece olmuyor. Çünkü bunun bir panzehiri diye bir şey yok. Hani botoks veya dolgu. Yeni geldi o yasa biliyorum. Evet. 15-20 günlük bir mevzu bu. Yok aslında birkaç yıl. Hatta öyle Instagram'da mi? Botoks dediği için hani kliniklerinde gösterişi botoksunu gösteriyor ve botoksu gösterdiği için diğer işte salon hani şey yapmış, şikayet etmiş. Hı hı. Diğer klinik daha doğrusu.
hemen geldiler, ceza kestiler ve 30 bin lira ceza ödediler. Kendim de gördüm yani hani. Mesela şunu şöyle düşünüyor. Şimdi botoks yaparsa herhangi bir alerjik reaksiyon gelişirse hemen hastaya yatırmak gerekiyor. Bir anda hasta şey yapabilir. Yani danışan daha doğrusu ölebilir. Yani larenks ödemi gelişirse zaten gitti yani. Bunda muayenede bir şey yapamazsın buna. O yüzden hastanın şartlarını alıp entübe etmen lazım. Belki yoğun bakım alman gerekebilir. Evet. Bu kesin yani. Eğer o gelişirse kesin yoğun bakımlı olur aslında. Şey diyeceğim. Mesela mide botoksu yaptırdılar. 8 kişi, 10 kişi. Yani o genel cerrahlarda başladı. Bu kadar kolay. O da genel cerrahide başladı. Şimdi onu plastik yap, genel cerrahi yapıyor. Mesela arkadaşım da yaptı mesela mide botoksu. Yani çok merak ediyorum yani sonucun nasıl olacağını. Bir arkadaşım daha yaptı. İnanılmaz yani mide botoksu. Yani çok saçma. Bir insanın kendine yapabileceği nasıl oynanabilir bu kadar değil mi hocam? Nasıl bir cesaret? Bir de mide yani bu. Ya benim bir arkadaşım doğum sonrası yaptırdı. 5 ay oldu doğum yapalı. Yani mide botoksu yaptırdı. Hiçbir faydasını görmedi. Hiç, sıfır. Zararını yani görmesi de faydası kalır kalsın. Zaten şu an kendine de kaşınmıyor. Mesela şimdi kaş asma demiyorsun da belli açtırıyorsun. Yani ismini değiştiriyor mesela. E şu an onlar bile, doktor bile pazarlıyor işini yani. O yüzden hani bir güzellik kısmını da pazarlamak için. Mesela arkadaşım gitmiş estetiğini yaptırmış dudak dolgusunu. Ki ben çok karşıyım böyle bir şeye yani. Hani bizde bile komplikasyon oluşabiliyor hastane şartlarında bile. Şey demiş, dudak vitamini yapmayacağım. Ama dolgu yani. Yani şimdi o da dolgu yapıyor demiyor. Çok ucuz hyaluronik asit pazarda satılıyor. Evet. Onunla birlikte onun maliyeti yaklaşık 200-300 lira, 350 liraya dolgu satılıyor 1 ml. 10 ml dolgu 2000 liraya satılıyor. O 2000 liraya alıyor ve o 2000 liralık dolguyu kaç hastaya kullanabiliyor? Evet. Birer ml'den kullansa düşünün yani. Ve kişi başı da 1500 liranın altında en kötü öldüm dediğin yer para almıyor. Çok ciddi para kazanmıyorlar. Ama ben bilemiyorum. Ben de vallahi. Mesela eğitim ticaret yapıyorum. Hangi konuda? Yani esnaflık yapmak istemiyor musun? İşte yok şimdi bu işimi yapıyorum. Değil mi hocam? Bence çok da başarılısın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya her zaman mesela bir Alman'ın sen lisanssız birine İstiyorsan bedavaya yapacağım desin, yaptıramazsın. Evet. Yaptırmaz yani. Kişi bilinçli. Hiç kimse de, hiçbir salonda gel ben sana işte şu kadar para kazanacağım, işte 3000 euro kazanacağım, onun için sana riskli bir uygulama yapayım demez. Çok bağışlar. Yemez yani yurt dışında. Almanya'da bu kadar sert mi yani gerçekten? Hiç kimse yapsa bir şey yapamıyor. Çok sıkıntı. Yapabilirsin. 3 kez yaparsın, 5 kez yaparsın, 15 kez yaparsın. Çarpıcı ceza. Bir kez yakalandığın zaman bitti. Game over, sana bir daha o şansı vermez. Bir daha sen o mesleği yapamazsın. Hele insan sağlığıyla ilgili. Yapamazsın yani. Bu da her yerine bir rüşvet versen bir daha yaparsın. Mesela şöyle bir şey var. Orada okul bitti. Sen bir güzellik salonu açacaksın. Ben sana verdiğim eğitimden mesulüm. Ben sana Eylül Altıntaş Beauty Akademi olarak lisans vermişim ya. Tamam sen istediğin yerden mevkten alıyorsun. Ama ben eğitimi vermişim ya. Emin olun güzellik salonu açarken bir sigorta şirketine gidiyorsun. Ve senin yaptığın tüm uygulamaları ve müşterilerini sigorta ettiriyorsun. Ben bir yanlış yaparsam hatam budur. Sigorta şirketi. Orada da var yanma. Evet. Ama sigorta şirketi çok ciddi maliyetlerde 30 bin, 40 bin, 15 bin euro kadar o bölgeye kadar şey yapıyor, seni sigortalıyor, tazminatını ödüyor. Ama ben Türkiye'de bulamadım öyle bir İsviçre'li vardı. Ancak şöyle bir şey var, sen de beni dava edebiliyorsun. Diyorsun ki İlknur Hanım bana bunu öğretmedi. Ben şunu düşünüyorum, mesela atıyorum güzellik uzmanına şikayet ediyor ya kliniğine, gitti ya yanlış bir şey yaptı. Herkese ben bir müşteriye böyle bir şey yapmadım der o da. Çıkar yani, bunun bir kanıtı yok ki. Nasıl yok? Mesela ben buna şimdi geldim, ilk gün atışma şahane akademiden gelmişti, daha doğrusu o güzel salonunda lezer yaptırdım, yandım. Ama mesela bunu şikayet etsem bile ben bunu ispatlayamam ki. Herkese bana iftira atıyor. Başka bir şey der mesela. Ama orada çalışır, rakibimin müşterisi der. Bana siz ödeme yapıyorsunuz oraya, ödeme yaparken de konto
işte lazer epilasyon ödemesi diye gönderiyorsunuz. Tabii. Ya da müşteri formlarınız var. Kameraları var. İşte her böyle bir şu an hatta salonlarının önünde buzdolabı gelmiştir. Giriyorsun, kaş aldırır gibi yaptırıyorsun, paranı deyip çıkıyorsun. O zaman da yaptıralım. Evet, kendi bedenini o kadar ucuz işlemlere ya da saçma sapan yerlerde işlem yapmaya uygun görürse o zaman yapacak bir şey. Evet. İnsan kendini 8. kattan aşağı atıyor. Onun bir tane takdiri. Şimdi flaş lamba epilasyon sistemi değişik dalga boyunda ışınlar kullanıldığından değişik ten ve kıl renklerine sahip kişilerde hatta aynı kişide farklı bölgelerde bile bu dalga boyları değiştirilerek en uygun ışık dalga boyu ayarlanabilme özelliği vardır. Bu özellik tedavide belli bir esneklik sağlarken uygulamayı yapan kişinin beceri ve tecrübe gereksinimini arttırmaktadır. Her ne kadar bazı üretici firmalar bu sistemin lazerden daha üstün olduğunu ileri sürseler de bilimsel çalışmalar bunu desteklememekle birlikte ayva tüylerde flaş lamba epilasyon sisteminin lazer epilasyona göre daha etkili olduğuna dair genel bir görüş hakim bulunmaktadır. Hangi sistemin daha iyi olduğu kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişiler flaş lamba sistemine hiç yanıt vermezken bir başkası çok iyi sonuç elde edebilir. Beni de arıyor müşterim, IPR kullanıyorum, çok da mutluyum diyor mesela. Çok güzel döküyor diyor. Bilimsel çalışma ve yayınlar flaş lamba teknolojisi ile sağlanan epilasyon başarısı ve yeni etkilerinin lazer epilasyon sisteminde gözlenen oranlarda olduğunu kanıtlamaktadır. Şimdi ilk yapılan bilimsel çalışmalarda tek seans tedaviden 12 hafta sonra kıl sayısında %50 ila 60 oranında azalma olduğu işaret edilmiştir. Birden fazla seans uygulanan tedavilerde ise kıl oranındaki azalma daha yüksek oranlarda ortaya çıkarak son tedaviden 6 ay sonra yapılan gözlemlerde ise %75'e varan oranlarda kıl azalması olduğu yine gözlemlenilmiştir. Yüksek doz ve uygun olmayan cilt rengine, örneğin esmer ciltlerde uygulama yapıyoruz. Bu cilde sahip kişilerde daha sık olmak üzere yanık, su toplama, ciltte açık renk beneklenme, biraz önce bahsetmiştim çünkü cildi de hedef alıyor demiştim. Koyu renk beneklenme, cilt üzerinde kabuklanma gibi yan etkiler nadir olarak olsa da görülmektedir. Yani, lazer değil mi? Evet. Ayrıca lazer epilasyondan farklı olarak flaş lamba epilasyon sistemiyle bildirilmiş bir başka yan etki ise paradoksal, yani durağan kılların geçmesi. Kıllanma denilen tetikleme diyoruz biz buna kendi dilimizde, bir durumdur. Bu etki özellikle hormon bozukluğuna bağlı kıllanma durumu olan hastalarda ve sıklıkla yüz boyun bölgesinde yaptırmıştır. Çok azdır aslında. Bir bakarsınız çoğalmış bir şekilde gelmiş. İşte biz buna tetikleme diyoruz ve ben yüz bölgesinde asla hiçbir lazer epilasyon yöntemi kendime yaptırmam. Doğru da bulmuyorum. Paradoks kullanma. Ben böyle söyleyince beni aforoz edecekler ama doğrusu bu yani. Optimikort. Evet arkadaşlar. Paradoks kullanma, atış yapılmamış alanlarda kullanma, yetersiz enerji dozunun kıl folikülünü uyarması, inflamatuar sitokin salınımı, keratolisit büyüme, fibroblast büyüme, kıl folikülü ana hücrelerine uyarıcı etki, özellikle IPL ve Alexandrite lazerlerde, başka bir lazer sistemine geçişle tedavide, mesela işte ondan ne yaptım, MDA geçtim, DIOP'a geçtim. İşte burada size alın bir paradoks kullanma, IPL fotoepilasyon öncesi, 6 seans sonrası. Yok edeceğim derken bu hale gelebiliyor. O zaman paradoksta hangisi kullanılmalı? İşte şimdi en başından beri diyorum ya, ben normalde bu benim kişisel off-the record kalınmış. Sonrası için. Ben olsam iğneliği tercih eder miydim? Ederdim. Değil mi? Hocam siz neyi tercih ederdiniz? Kesinlikle iğneliği. Değil mi? Ama hani biz burada ne yapıyoruz? Şu an diyorum ki diyor buz başlıklı lazerim yüz bölgesinde bile etkin kullanılabilir. Tamam, 10 gün önce konuştuk. Hatta off the record.
kişi gelmiş de böyle şu haldeyken bile hiç lazeri sokmadan, hiç ömür sen bir doktora git Allah aşkına. O doktora gider, gelir, değil mi? Raporunu alır ve sonra ayrıca yine off the record. İğneli epilasyon 300 yıldır ve evet, hiçbir yan etkisi olmayan iyi uygulamada. Çok doğru söylüyorsun. Cildi yakmadan işte o girmesi çıkması verdiği enerji gelecek, çok önemli. İçecek, çıkaracak. Çıkarırken cız 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 yaktı mı o da çok ciddi sonuçlar. Tabii cildi yakıyor. Yani sistem bu. Ben şu haldeyken raporunu alır sonra da iğneli epilasyon 2 seansta biter bu. Hatta 3 olsun. 3 saat olsun. Evet, IPL teknolojisi cihaz 1200 watt gücünde anakarta sahip, İngiliz lamba kullanılır. Genellikle İngiliz lamba denilir, Çin lambası kullanılır arkadaşlar bunlarda. Başlık lambanın atış süresi biter. Belirli periyotta lambayı değiştirmeniz gerekir ki etki edebilsin. O lambayı da maalesef daha uygun olduğu için İngiliz değil Çin lambayla değiştirirler. Yarı yarıya fiyat farkı vardır çünkü. Sonuçta fark var mı? Sonuçta da fark var hocam. Olmaz olur mu? Ama yarı yarıya da fiyat farkı var. Endikasyonları biraz önce bahsetmiştim. Lezyonlar, foto yenileme, damarsal lezyonlar, epilasyon. Tabii sizin burada sadece kullanabileceğiniz epilasyon kısmı, diğerlerini hekimler tercih ederler. Başlığın içerisinde filtreler değişiyor demiştim. Filtreleri değiştirerek bu tedavi yöntemlerini kullanabilirler. Biz sadece bu cihazı epilasyon kısmında kullanıyoruz. Evet. Işık, ısı ve tahribatla birlikte kıl kökünü yok ediyor. Kısacası bu. Çok şeylere girmeyeceğim tıbbi açıdan. Kafanızın çok karışmasını istemiyorum. Çünkü şey değil. Lazerin kıl köküne etkisi. Lazer epilasyondaysa ana kuralımız ne? Kıl folikülüne yerleşmiş bulunan melanin adı verilen renk maddesinin lazer ışığı tarafından tutularak ısıya dönüştürülmesini sağlamak. Daha sonra da ortaya çıkan bu ısı enerjisi ile kıl folikülünü tahrip etmek. Aslında başından sonuna anlattığımın özeti bu. Lazeri diğer yöntemlerden ayıran ana özellik, kılı çevreleyen dokunun zarar görmesini ve sadece kıl kökünün etkilenmesini sağlamak. Vücudun tüm bölgelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Epilasyon sonrasında hastanın hayatında herhangi bir kısıtlanma olmaz. Tabi epilasyon sonrası ne yapmak gerekir? Direkt güneşe maruz kalmamanız gerekiyor. Mesela yüz bölgesine kollarınıza uygulama yaptınız. Mutlaka bir güneş koruyucu kullanmasını tavsiye edebilirsiniz. Yanıklara ve renk değişimi, pigment kayıpları, dengede değişmelere yol açabilir. Bunun haricinde enfeksiyon riski açısından 24 saat yıkanmamayı biz tavsiye ederiz. Suya dokundurmayın deriz. Onun haricinde bir haftalık süreç içerisinde işte kese yapmayın deriz. İlk birkaç gün özellikle bir haftadan önce keseye uygun bulmayız. Ağartıcı, ağır vücut temizleyiciler tahribat açısından kullanılmamasını öneriyoruz. Burada da lazer ışığının kıl köküne etkisini anlatmış bize. En alta bakarsanız önceki hali kıl ve lazerden sonraki kıl folikülünün tamamen yok olduğunu bize burada gösteriyor. Kafa satımdan bir şey var mı sormak istediğiniz? Çok tıbbi terim içeren şeyleri geçiyorum arkadaşlar. Şimdi başımızın belası lazer yanı. Genellikle dedim ya IPL sistemlerde çok fazla karşılaşırız. Çünkü bu bir foto epilasyondur ve sadece kıl kökümüzü, kıl sancığımızı da hedef almıyor. Aynı zamanda cildimizi de hedef alıyor. Burada ve lazer yanı da hiçbir şeye benzemez. Çok acılıdır. Allah kimsenin başına da bunu getirmesin. Sonrası da sıkıntıdır. Direkt davalık olursunuz. Direkt davalık olursunuz. Dava ettiğinde de direkt kapatıyorlar. O yüzden azami dikkat.
Aynen, yani çok ciddi bir işler. Ciddiye alınmasa da memleketimizde bu. Cilt kıl renginin nazar epilasyonda önemi. Nazar epilasyonda bildiğiniz gibi kırmızı ışın kullanılır. Bu ışınlar koyu renkli kıl köklerinde ve kıl gövdelerinde tutulurlar. Nazar epilasyon yöntemi beyaz tenli koyu renk tüylü kişilerde daha etkilidir. Işık beyaz tende fazla kayba uğramadan koyu renk tüyler tarafından tutularak yüksek ısıyı oluşturur ve tahribat daha hızlı oluşur. Kızıl ve sarışın insanlarda görülen kıl rengi daha açık olduğu için ışığın emilim miktarı daha azdır. Bu özellikle kişilerin ışıklı epilasyondan netice alması daha zordur. Beyaz tüylerde ışık tutulmadığından ısı oluşamaz. Yani size beyaz tüyü olan bir danışan geldiği zaman hangi ışık kaynağını, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın fayda etmeyecektir. Bunlarda da yine iğne ve epilasyonu tercih edebilirsiniz. Koyu renkli tenlerde lazer ışınlarıyla tutacağından ciltte yanık oluşma riski daha yüksektir. Bu nedenle lazer uygulanacak cildin güneşten renginin koyulaşmaması gerekmektedir. Solaryuma girdiyse, tatilden hemen geldiyse özellikle onları almamanızı tavsiye ederim. Veya tatil sonrası da yine bir miktar cildin açılmasında fayda var. Ciddi yanıklara neden olabilirsiniz. Lazer epilasyonda cildin soğutulmasının önemi. Işığın tutulması deri ve kıla renk veren melanin pigmentine bağlıdır. Bu pigment tüylerin dışında üst deri, epidermis yani tabakaları arasında bulunur. Üst deri ışıktan eğer korunmazsa renk açılması, renk koyulaşması gibi istenmeyen şeylere neden olabilir. Üst deriyi bu yan etkilerden korumak için ışıklı epilasyon uygulamasında cilt soğutulur. Cilt soğutulması yetersiz olursa hafif cilt yanıkları oluşur. Onun içindir ki pazardaki şu an IPA olsun, diyet olsun, teknolojisi ne olursa olsun başlıkların birçoğu buz başlık diye geçer. Yani insanlarda da işte hani o vardır buz başlık mı buz başlık. Buz başlığın amacı da budur. Acıyı ve yangıyı almak. Evet. Peki siz lazerden sonra müşterilerinize, dahillerinize nasıl bir krem ya da jel ya da soğutma? Yani lazer epilasyon sonrası salonlarda genellikle after sun'lar vardır. Yani cildi rahatlatması için hem acıyı alsın hem soğutsun diye. O tür özellikli kremler önerilir. Yanında bir de güneş kremi satışı yapılır. Müşteri o şekilde gönderilir. Kendiniz uygulama yaptığınızda da yine müşterinizin vücuduna bu rahatlatıcı kremleri sürüp öyle gönderirsiniz. Lazer odasından daha çıkmadan. Bunların su bazlı olması gerekiyor değil mi? Cilt tipine göre değişkenlik gösteriyor. Hani E vitamini içeren kremler. Daha çok güçlendirici. Evet, doğru söylüyorsunuz. O zaman E vitamini içermeyen kremleri tercih edecek salonlar. Evet. Genellikle E'ler tercih edilmez. Evet, canlandırıldığı için cilt yapısına göre de su bazlı veya yağ bazlı olarak tercih edilebilir. E vitamini zaten kök kapalı aslında. Yine de şey yapmazlar çünkü müşteri de yani hiçbir şeyi bilmez ama hocam der ki E'yi bilir. Bu da E var mı der. Aynen. Değil mi? E var mı diye soru size de sormuyorlar. Abi, hiçbir şey bilmez ama onu bilir. Ağrı düzeyi. Günümüzde hiçbir epilasyon yöntemi ağrısız değildir. Kişiden kişiye değişen ağrı eşiğine bağlı olarak lazer epilasyonunda farklı ağrı duyulabilir. Benim tecrübelerimden kadınların ağrı eşiğinin daha yüksek olduğu, erkeklerin de daha düşük olduğu, bilimsel olarak kanıtlı mıdır bilmiyorum ama uygulamalarında hakikaten erkeklerin ağrı eşiği daha düşüktü. En fazla ağrı duyulan bölge dikine bölgesi. Evet.
Mesela burada diyor ki erkeklerde bir koyu kalın kıllara sahip olduğu için ağrı duyma şiddeti çok diyor ama cilt bakımı yaparken de ağrıyı çok hissediyorlar. Ne hikmetse anlamadım. Annelerinin hassas çocukları. Evet, onlar da hassas oluyorlar. Çocukları olan kadınlarla çocukları olmayan kadınlar arasında da test yapılıyor. Çocukları olan kadınların ağrı eşiği daha yüksek oluyor. Evet, doğru bir bilimsel çalışma bence. Çünkü hakikaten bu biraz da şey, doğumu yaşadıktan sonra diyorsun ki yani bu acı ne ki? Bu doğum sence ne? Hazırlık, dezenflasyon uygulamasından birkaç hafta önce kıl köküyle birlikte alan ağda cımbız gibi yöntemler uygulamıyoruz. Çünkü bize kılın kökü lazım. Dezenflasyon öncesi kılları jiletlemelerini istiyoruz. Böylelikle kıl kökleri deri içinde kalıyor. Uygulama sonrasında kısa süreli olarak hafif bir kızarıklık, kabarıklık, yanma görülebiliyor. Bu durum tedaviden birkaç saat sonrasında geçiyor. Çok hassas çiftlerde kızarıklık 2-3 güne kadar devam ediyor. Ben nazar epilasyona gelmeden genellikle 2 gün önceden jiletlenmelerini öneririm ki hani bana geldiği zaman da danışan bir kıl kökünün şeyini görüyor, büyüme evresinde mi? Ve doğru olan danışan size geldiği zaman tüm vücudunu baştan aşağıya tarayıp göndermek değil, çıkan yerlerini atış yaparak göndermek doğru bir epilasyon yöntemidir. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ya da sormak istediğiniz bir şey var mı bu cümleden sonra? Benim var. Benim gittiğim merkezde şeydi, jiletleme yapmıyorsun hiçbir şekilde, gittiğinde onlar sana yapıyorlar. Doğru değil. Neden? Çünkü diyotta hemen hiç kılsız olman gerekiyor diye biliyorum. Bunu ben de duydum. Ben Umex'e girmiştim. Umex'i onun tecrübesi var yani. Bir de şey soracağım size. Ben size soracaktım. Biraz önce şey söylemiştim. Büyüme evresinde mi? 2 gün önce jiletletiyorum. Büyüme evresindeyken daha mı hızlı büyüyor? Yani o 2 günde çıkanları atış yapıyorsunuz. Uzuyor yani. Cihazların teknolojileri farklıdır. Umex'e gittiniz. Umex'ler soğuk hava üflemeli IPL sistemlerdir. Diyok değil onlar. Soğuk hava üflemeli, onlarda tıraş olmama bir şeyiniz de olabiliyor. Yani isterseniz tıraşlanıyorsunuz ya da tüyünüzle birlikte atış da yapıyorsunuz. Müşteriyi tamam. O biraz da müşteri işte bak zahmetsiz tıraşta olmuyorsun, dokunarak da yapabilirler, uzaktan da atış yapabilirler. Teknolojileri ona uygun. Ama doğrusu bence tıraşlanarak 2 gün önceden nerelerde çıktıysa oraları işaretleyip, çizerek, şeye alarak yapmak doğru bir epilasyon yöntemidir. Ama danışan size geliyor, ben paramı ödedim diyor. Benim tüm vücudumu yap diyor. Evet. İşte orada sizin duruşunuz önemli. Bunu eğer uygun ve düzgün bir şekilde anlatırsanız anlıyorlar. Evet doğru diyorlar. Size güvenip kendilerini bırakıyorlar. Ama siz büyüme evresinde olmayan yüz bölgesinde de göstermişsin. Gerçi onun şeyi farklıydı ama bir kılı atış yaptığınızda tetikleme yapabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Onun için de aslında adet dönemi bittikten 3-4 gün öncesi arasında gelmesi gerekiyor değil mi en iyi? Ben de sormak istediğim bir şey biraz daha hani aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Atıyorum geldim, adetim bitti. Ben adetim bitince 4. günde buradayım. Tüm vücudumu lazer yaptıramam mı? Evet. Yaptıramazsınız. Neden? Çünkü kılın evresi en başından beri ben onu anlatıyorum. Büyüme evresindeyken atış yapmam gerekiyor ve estetisyenin o evreyi gözüyle veya işte deneyimleriyle bir ne olduğunu anlaması gerekiyor. Eğer ben büyüme evresinde olmayan bir yere atış yaparsam çoğaltabilirim. Ama işte hani o dönem büyüme evresi olarak öğrenmiştik ya hani. Regülden sonra. Ama şimdi büyüme evresiyken yüzümüzde tamam, her şey değil mi? Aynı değil dedik ya zaten. Tamam ama onu da harbi dedik ya. Regle sonrasındaki o ilk bir haftada
tüm vücut büyüme döneminde olmuyor. Hangi bölgeye büyümeye düşün? Ama kıllarımızın işte bölgelerimiz aynı değil. Dedim ya mesela yüz bölgesi %75 büyümedeyken işte vücut bölgem %25 büyümededir, 75'e diğer evrededir. Farklılık gösteriyor. Onu da ancak böyle anlayabilirsiniz. Biz şey dediniz ya, sadece mens dönemi baz alınmamalı. Evet. Yani bir doğum söylediniz. Yani bölgelere göre de tüylenmelerimiz ve yapıları farklı ya. Büyüme evreleri de farklı. Ama vücudu ikiye mi ayırıyoruz? Yani şey, yüz ve vücut olarak. Yani vücudu da ikiye ayırıyoruz. Yani vücudu da ayırmıyoruz değil mi? İşte kol altı, genital bölge, bacak olarak ayırmıyoruz. Ayırıyorsunuz. Bir önceki sunumunda vardı ya, diyordu ya şu bölgelerde bir ay, şu öbüründe 2 ay. Aslında doğru bir sunum değil demiştim. Ona siz sadece uygulamadaki gözünüzle ve deneyiminizle bakarsınız, çıkan yerleri işaretlersiniz, çıkmayan yerlere atış yapmazsınız. Onun bir ayı, 2 ayı yoktur. Kişiden kişiye de değişir, hormonuna göre de değişir, yaşına göre de değişir, cinsiyetine göre de değişir. Mesela Sıla geldi bana, 5 seans ya da 4 seans geldi. Bu süre içinde 4 seansın içinde mesela koltuk altında dökülme oldu. Ama koltuk altındaki kılların tamamı değil. Hı hı. Hala birkaç tane çıkmaya devam ettiği için atış yapıyoruz. Hı. Yani sıfırlandığında zaten hani demiştik ya, atıyorum zaten biz 10 seans maksimum öneriyoruz. 10 seans sonra Sıla'nın artık koltuk altında yok ama hafif bacağının işte ön yüzünde var. Hı hı. O bölgeye atış yapıyoruz. İlk defa birini seansa aldığımızda evet kıllar azalıyor ama zaten tamamı bitmiyor. O yüzden atış yapmaya devam ediyoruz. Kasamız karışmış gibi görünüyor. O yüzden. Karıştı yer neresi? Neresi? Yok yok anladım. Ya çıkma, tamam ya. Çıkan yere atıyorsunuz. Bu kadar net ya. Çıkma yere atmıyorsunuz. Çıkan yere atıyorsunuz. Bunun da bence belli bir şeyi yok. 21 günlük bir döngü deniliyor ama. Peki cileti bulduktan sonra her yerde çıkmıyor. Büyüme olan yerlerde çıkmıyor. Oraları atıyorsunuz. Hareketli olan yer. Canlı olan yer. Peki çıkmayan bölgelerde tarama seansına gerek var mı? Tarama değil ki, onu bir sonraki seansta çıkacağız zaten, gelecek. Veya şöyle yaparsınız, ben hep şöyle yapardım, yeni bir danışan aldığım zaman öncelikle bir bakardım, tıraşlandı geldi, işte çıkan yerlerini attım, bir taradım. Bir sonraki seansımı ayda bir değil de atıyorum 15 gün sonraya koyardım, oraları işaretlerdim. Kalan yerleri tarardım. İlk ama birkaç seansta daha rahat ederdi böylelikle. Uzmanın çok güzel bir data tutması lazım. Çok güzel. Ama çok zor. Şimdi bin tane insan geliyor. Hiç kimseye böyle özenmiyorlar. Evet. Kullanan kişiler de hani, işlem yapan kişiler de sürekli değişiyor. Evet. İşte 5 var. Yani siz anlıyorsunuz. Bu şey yaptığınız zaman. Mesela öncesinde, sonrasında her evresinde, her şeyi biliyorsunuz. Kişi takip etmeyin. İstersen yoksa girmemeli. Evet. Şuralarda çok mesela falan dediniz hani. Yine burada da bakın kişi yani cilt, kıl, kıl uzlaması da şahsa mühür. Böyle kapıdan seri olarak sen gel. Böyle bir dünya yok. Gördüğünüz gibi sonuç yok yani. Hazırlık diyor, bakalım ne anlatmış. Hazır epilasyonu uygulamadan birkaç ödemeyle bunu anlatmıştım, geçiyorum. Uygulama süreleri. Nezer epilasyon yöntemi çok kısa sürelerde büyük alanlarda çalışma yapılabilir. Her uygulama yapılacak bölge genişliğine göre farklı sürelerde tamamlanabilir. Örneğin tüm bacak, sırt gibi büyük alanlar ortalama 2-2,5 saat sürerken koltuk altı, bikini bölgesi, yüz gibi daha küçük bölgeleri 10-15 dakikada veya bıyık bölgesini 2-3 dakikada yapıp tamamlayabilirsiniz. Kalıcılığı, bu alanda yıllardır süregelen çalışma ve araştırmalarda sağlanan sonuç epilasyon süresini olabildiğince uzatmak olmuştur. Ne yazık ki en gelişmiş epilasyon yöntemi ve lazer sistemlerinde bile kalıcılık konusunda kişiden kişiye değişen sonuçlar alınmaktadır. Epilasyonda sağlanan başarı kişiden kişiye değiştiği gibi aynı kişide bölgeden bölgeye bile farklılık göstermektedir. Lazer sistemleri günümüzdeki en uzun süreli kalıcı epilasyonu sağlayan yöntemler olmakla birlikte
%10'luk kesin epilasyona hiç cevap verememektedir. 100 kişiden bir kişi böyle denk geliyor. Hakikaten olmuyor yani. Peki dediniz, işlem aldınız, uygulamaya aldınız ama başarısı sağlamadınız. Ne yapıyorsunuz? Evin doktoruna yönlendiriyoruz. Bir görüntüsünü istiyoruz. Paramı istiyor. İade ediyorum. Etmek gerekiyor çünkü ben ona belirli bir şey karşılığı hizmet satıyorum. Ben bu hizmeti elde edememiş, ne yapacağım? İade edeceğim. Doğrusu bu. Nadirlerden birisi. Onun için devam etmiyorum hocam. Çok iyi. Ya herkes de oluyor ama sende olmuyor. Sen farklısın. Sıkıntı başka yerde. Değil. Kapıyı kapatmak da var bu işin içerisinde. Yapılıyor. Genelde de ödemezler. Evet, epilasyon amaçlı lazer tipleri. Lazer epilasyon amacıyla kullanılması onaylanmış 4 tip lazer cihazı bulunuyor. Bu lazerler dalga boylarına göre çeşitlendiriliyor. Dalga boyu deriye nüfus etme kapasitesini belirliyor. Lazerin dalga boyuna göre melanine hassasiyeti artırıp azalmaktadır. Epilasyon yapabilmek için uygun olan ışık dalga boyları 600 ila 1200 nanometre aralığında olandır. Nanometre, metrenin binde biri olarak bu arada geçiyor. Kullanılan lazerlerin dalga boyu ne kadar kısa ise melanin tarafından tutulma oranı o nispetle artıyor. Ancak bu durum başlıca iki soruna yol açabiliyor. Birincisi, cilde rengini veren melanin tahrip oranı arttığında pigmentlerde azalma oluyor. Bunun sonucunda ciltte açık renkte beneklenme oluşabiliyor. İkinci olarak da lazer enerjisinin büyük bir bölümü derinin yüzeyindeki serbest melanin tarafından tutulduğunda kıl folikülüne ulaşabilen lazer enerjisi miktarı azalıyor. Bu da kıl folikülü üzerinde tahribat düzeyini azaltıyor. Ayrıca düşük dalga boyuna sahip cihazlarda ışık yalnızca yüzeye yakın kıl köklerine etki ediyor. Daha derindekilere maalesef etki edemiyor. Var mı kafanıza takılan bir şey? Evet, yüksek dalga boyuna sahip cihazlar genellikle leke, kılcal damar tedavisi bunlar da kullanılıyor. Dalga boyu yüksek olduğunda duyulan acı hissi daha fazladır bu arada. Aleksandr'da falan mesela çok fazla acı hissediyoruz derler. Lazer tiplerine göre değişik marka cihazların güçleri, atım süreleri, cilde yaptıkları alan genişliği değişmektedir, etki şeyi değişmektedir. Bu farklara bağlı olarak biri diğerinden biraz daha iyi sonuç verebilmektedir. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Aşağıda yine dalga boylarına göre lazer tipleri verilmiştir. Ne demiştik? 500 ile 1200 nanometre mi? Aynı diğer olanlar. Ya yani ideali 500 ila 1200 arasında olmalı dedik. En az 500'den başlamalı. Zaten o aralıkta da... Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi mi olur? Açık. Daha derine nüfus ediyor. Bunların hepsi zaten 500 üstü. Hı-hı. Yok 500'ün altı olmaması gerekiyor zaten. Yüzümüzdeki kılın derinliğiyle vücudumuzdakiler farklı. Yüzümüzdekiler daha mı yüzeye yakın? Yani yüzümüze 500 uygulanması gerekirken vücudumuza uygulanması daha mı iyi olacak? Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Yani yüz bölgesine benim tek bildiğim iğneyi uygulayabilirdim aslında. Ama öyle bir şey yok. Şimdi her salonda yani bir birden fazla cihaz yıkama. Yani yüzüme örnek verdim. Yine tam bölge olarak ayırt etmek istemedim. Vücudu iki evreye söyledim. Ama her salonda dediğim gibi öyle birden fazla cihaz da yok. Yani gittiğiniz zaman tek cihazla birlikte şeyinizi, işlerinizi yaptırıp çıkıyorsunuz. Yani o sizin kılınıza... Bir de şöyle, son zamanlardaki cihazların teknolojileri de artık gerçi gelişti. Üzerinden ten renginizi ayarlayabiliyorsunuz, kıl tipinizi ayarlayabiliyorsunuz. Artık teknolojileri de gelişti. Bilmek istediğim, ikisi farklı, etkileri de farklı. Hangisi daha etkili? Yani şimdi hangisi daha etkili diye bir şey söyleyemem. Ümek soğuk hava sistemi bir IPL sistemidir. IPL nedir? Işık kaynağı dedik, fotoepilasyon dedik. Ama diğerleri lazer epilasyon dedik. Yani IPL lazer epilasyon yöntemi değil, ışık kaynağı olarak geçiyor. Tabii ki etki olarak diyot daha etkili dedik size. IPL mi, diyot mu derseniz, evet ben size diyot dedim. Doğru mu yaptım?
yaptılar diye söyledim. Çünkü ben meclise girdim, bazı bölgelerinde sonuç alamadım. Hemen diyota soktular ve diyot da devam etti. Onun için. Yani her cihaz herkeste aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Hatta dedik ya, vücudunuzun farklı bölümlerinde bile bir tarafta daha etkiyi alırken atıyorum dikini bölgesine bir türlü dökülmeyi elde edemiyoruz. Yok, olmuş, olmuş. Evet, şimdi lazer çeşitlerimize devam ediyoruz. Ruby lazer 694 nanometre dalga boyudur. İlk çıkan lazer sistemlerindendir. Ben de hiç pazarda şu an görmedim Ruby lazer çalışmadığında. Deriye kısıtlı olarak lüks edebilmesi ve melanin tarafından aşırı eminiminden dolayı sadece açık renk ciltlerde tercih ediliyormuş. Yüzeysel ince kılların epilasyonuna olanak veren bir lazer epilasyon çeşidi. Alexandrite lazer genelde hekimler tarafından, genelde değil kullanılması hekimler tarafından daha doğru olan bir lazer epilasyon çeşididir. 755 nanometre dalga boylu Alexandrite lazeri komşu dokulara zarar vermeden kıllardaki melaninler tarafından daha fazla emildiğinden dolayı ısı oluşumu da daha yüksektir. Alexandrite lazerinin tüm sistemler içerisinde en büyük uygulama fiber optik başlığına sahip olduğu için daha hızlı çalışma olanağı sağlar. Fiber optik uç nedeniyle kolay manevra edilir. Koyu renk kırlarda en az ruby lazer kadar etkilidir. Esmerlerde ruby lazere göre daha güvenlidir. Sakıncası ise ince kıllarda yüksek akımlar gerektirdiği için yan etki riski artar. Daha kalın kılları görüyor Alexandrite, öyle diyebiliriz. Diyot lazer pazarda en çok tercih edilen lazer epilasyon cihazıdır. 808 nanometre dalga boyutunda çalışır. Ruby ve Alexandrite lazere göre daha az melanin seçiciliği gösterir. Bu nedenle yan etkileri diğerlerine göre daha azdır. Ancak etkinliği oldukça iyidir. Diyot lazer kişiye ve uygulama yapılacak bölgeye özel ayarlamalar yapma imkanı verir. Cilt rengi esmer olan kişilerden, hatta zencilerde bile ışın miktarı cilde zarar vermeyecek seviyelere indirerek işlem başarıyla uygulanabilir. Diyot lazerlerde atım süresi uzadıkça etkinliğin arttığı bildirilmektedir. Diyot lazerin yararları, fiber optik uç ile kolay manevra yapabilmesi, esmer tende güvenli kullanılabilmesi, koyu açık renk kıllarda etkili olabilmesi, diğer iki lazer türüne göre maliyetinin daha düşük olması, sakıncası nedir derseniz de ince kıllarda etkisizdir, yüksek akım gerektirebilir. Yine bu da daha kalın kılları görür diyebiliriz. Diyot lazer tüm tüy tiplerinde mutlak sonuçlar veriyor. Kalıcı epilasyon. Özel düz başlığı sayesinde acısız bir epilasyon, başlığı eksi 8 santigrat dereceye kadar soğutma yapabilir. Safir buz başlıklıdır. Özel sistem sayesinde cilt etrafında sıfır hasar verir. Yani kıl kökünü direkt hedef alır, cildinizi, melanini hedef almaz. Yani koyu renkte daha mı hassastır? Evet. Dijital bir ana ekranı var. Biraz sonra zaten cihazın üzerinden içeride uygulamalı olarak da size açık göstereceğim. Her cilt ve renk tipine göre, kıl tipine göre seçimlerimizi yapabiliyoruz üzerinden. Enerji ve jüri eğer düzgün ayarlarsak işte buna göre biraz da bize düşüyor. Herhangi bir problemle bugüne kadar karşılaşan olmadı ama dediğim gibi ayarlama enerjisini jürini düzgün ayarlamak gerekiyor. NDIAC lazer 1064 dalga boyu NDIAC lazerler cildin 7 milim derinliğine kadar nüfus etme özelliğine sahiptir. Bu lazer türü açık renkli ve ince kıllarda dahi etkilidir. NDIAC lazer sistemlerinde geniş çaplı uç kullanılması ve atım süresinin uzun olması etkinliği arttırmaktadır. Uzun atımlı NDIAC lazer yüzeysel dokular tarafından çok zayıf emildiği için
ışık 5 milim genişliği kadar dağılma göstermekte. Dolayısıyla pek çok molekül aynı anda hasarlanmaktadır. Emniyat biz kullanamıyoruz estetisyenler. Diyotta dediniz 20 jüle kadar. Diyotta yasal jülümüz 20 jül. IPL sistemi kullanıyoruz. Alexandrite ve Endiak biz kullanamıyoruz. Ama kullanan yerler yok mu var. Soran yerler yok mu da var. Burada cihazların birbiriyle karşılaştırılmasını örnek tablom hangi ten tipinde, hangi cihazın daha etkili olduğunu anlatan bir tablo bize. Tek tek üzerinden geçmemi ister misiniz? İstemeyiz. Siz bunları yani, bize gönderirsiniz. Aynen. Zaten. Çünkü ben bunları sizinle paylaşacağım. Anlattığınızın istenenmiş hali. Aynen. Anlattığınızın istenenmiş hali. Tabii ki paylaşacağım ben sizinle. Burada da lazer ve IPL cihazlarının karşılaştırılmasını bize göstermiş. Geçiyorum. Tamamen hangi cihazın neye etki etti? Yapılmayan durumlar. Akut deri enfeksiyonu varsa, uçuk enfeksiyonu olan kişilerde, dövme ve yaygın benleri olan kişilerde, dövmenin ve benin üzerinin mutlaka beyaz bir kalemle veya işte kapatılarak yapılması gerekiyor. Yakın zamanda bronzlaşmış kişiler, hormon bozukluğu olan kişiler, romatizma için altın tedavisi alan kişiler, anormal nebde ve keloid yani aşırı büyümüş leke, yara ve bunu geliştirme riskine karşı onların üzerine atış yapamıyorum. Sedef ve vitiligo hastalığı olan kişilere, yalnız sedef hastalığında IPL sistemden fayda gören danışanlarım vardı. Özellikle IP ile geliyorlar, ışık, foto ışık olduğu için. Ama doğru mu? Değil. Yani bu kontraindike. Uygulamayın da siz. Ama böyle bir etkisi var. Önünde tetiklenir mesela. Hı-hı. Olmadığında artar. Aynen. Son bir yıl içinde Roaccutan ilacı kullanan kişilerde, gebe ve emziren kişilere lazer enflasyon uygulaması yapılmıyor. Meme protezi bunlar içerisinde yer almıyor. Bu enzim yok mu? Sütse geçtiği için mi? Yani, yani muhtemelen öyledir. Çok özür dilerim. Bir şey soracağım. Kendi doktorum gerçekten çok iyiydi. Kendisi şey sormuştu. Ben riskli gebeydim. Ve ne zaman hani genital bölgem için bir işlem yaptırabilirim diye sorduğumda lazer bile yaptırabilirsin. Bebek çok çok aşağıda. Bir lazer ışınları ona ulaşamaz demiş. Yani aslında evet dışarıda önerilmiyor ama doktorun gebeyken mi? Gebeyken. Emzirirken değil, gebeyken. Bebek çok çok aşağıda. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Kişilerin dışarıda ne söyledikleri, kendi menfaatlerine nasıl alındıkları, kuralları bağlamaz. Kurallar burada. Ayşe bunu söylemiş, bakma daha farklı şey söylemiş. Mantığınıza, aklınıza ve öğrendiğiniz bilgiye uygunsa yaparsınız. Yoksa herkesin söylediği ya da söylemediğini burada yorumlayamayız. Söyleyebilir, diyebilir. Herkes her şeyi söylüyor. Evet. Yani doğru bir şey değil aslında. Yani zannettiğiniz şaibeli şeylerden kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Dikkat edilecek noktalarımız nelerdir? Lazer epilasyon uygulamasından birkaç hafta önce kıl köküne zarar veren ağdacın buz gibi yöntemleri uygulamıyoruz. Lazer epilasyondan önce kılların deri üzerinde kalan kısımlarını jiletle kesiyoruz. Selülit kremi, bitkisel yağlar, bronzlaştırıcı kremler, makyaj, epilasyondan önce temizlenmeli, leke bırakır çünkü. Esmer kişilerde uygulamadan en az 2 hafta önce cilt rengini açıcı ilaçların bırakılması gerekiyor. Bunun haricinde epilasyon sırasında oluşan ağrıya dayanamayan hastalarda uygulamalardan 1 saat önce anestezi kremi uygulanabilir. Dikkat edeceğimiz noktalar hem danışanın hem de kendi göz sağlığınız için koruyucu gözlük kullanmanız gerekiyor çift taraflı.
kullanılan cihazın kendine ait dinamik soğutucu veya dondurucu ucu eğer yoksa ağrıyı veya yan etkiyi en aza indirmek için buz veya soğutucu kompres uygulanabilir ki şu anki mevcut teknolojik cihazların neredeyse tamamında bu mevcut, buna gerek yok. Renk bozukluğu, pigmentasyon riski olan hastalarda düşünülen lazer miktarı ile test atışı yapılıp en az bir 10-20 dakika kadar beklemek gerekiyor. Yan etki oluşumu gözlemleyebiliriz. Öncesinde küçük bir bölgesine atış yapabiliriz. Bekleyebiliriz ama yapılıyor mu? Bu da çok fazla yapılmıyor maalesef. Tedavi sırasında oluşan dumanı temizlemek için hava temizleme süzgeçleri olan düzenekler odada bulunmalıdır. Bir kere lazer epilasyon yapılan odada mutlaka klima zorunluluğu vardır. Elektrik kazaları olmaması için elektrik cihazları, düzenekleri cihazı uygun olmalıdır. Normal şehir elektriğinin dışında bir elektrik mi istiyor? Güç kaynağı öneriyoruz dalgalanmaya karşı. Hı. Yani kendini garanti altına al diyoruz. Çünkü ben sözleşme yaparken ekliyorum. Tabii dikkat edilecek noktalar. Uygulama aralarında çıkan tüyler ağdayıp cımbız gibi yöntemler uygulanmamalıdır. Epilasyonda oluşan kızarıklıklar devam ettiği sürece güneşten korumalıyız. Güneşe maruz kalan bölgelere yağ içermeyen yüksek etkili güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Kişiyi terleten sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır. Ha, uygulama sonrasında da hamam, sauna, spa önerilmez bu arada. Ne kadar zaman sonrasında? Yani 2 gün önermiyoruz hamam, sauna, spa. E tabi yani alerjik reaksiyon geçişidir, enfeksiyon kontrolü için, maserasyon oluşabilir cildinde, her şey olabilir sonuçta işlem yapılmış. Uygulama yapılan bölgeyi sıcak su ile yıkama, lifi sürtme, saç kurutma makinesi kullanma uygulamalarından kaçınılmalıdır. Uygulamayı takip eden birkaç gün içerisinde cilde hassas davranılmalıdır. Epilasyon sonrası cildinde sulanma olan hastalara bölgesel kortikosteroid ve antibiyotik nemlendiriciler önerilmemelidir. Bizim böyle bir şey önerme şeyimiz yok. Önerilmelidir yazıyor. Evet, önerilmemelidir. Hemen toparladım onu. Bizim bir danışana iğne, ilaç, topikal, yani dermokozmetik veya kozmetik demiyorum, ilaç kategorisindeki bir şeyi biz öneremeyiz arkadaşlar. Doktoruna yönlendirelim öyle bir durumda. Evet, sunumu bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Lazer cihazlarını bir de içeride göstermek isterim. Dilerseniz hocam. Ama içeride biraz bir şey azıcık var gibi Arif Bey. Orada birazdan çıkacağız. Siz bize şey yapın. Başka bilmemiz neler gerekiyor? Ben de aklıma gelen ana hatlarıyla bu şekilde, hani sizin kafanıza takılan bir şey varsa evet, sorarsa, hani benim şu an gelmiyor olabilir. Şimdi lazerden sonra hani çok kişide değil de enfeksiyon kapmaması da oluyor, böyle çocuk oluyor, o zaman ne yapabiliriz? Aslında lazerden sonra enfeksiyon değil ama şimdi uygulayıcı eğer başta dezenfekte etmiyorsa, mesela bikini bölgesine uygulama yapılıyor diyelim. Mantar bulaş risklidir. Eğer bu düzgün sterilize edilmezse, dezenfekte edilmese hastadan hastaya geçişte bunu bulaştırabilirsiniz. Bu sizinle alakalı değil, uygulayıcının dikkat etmesi gereken. Tabii başın dezenfekte edilmesi lazım. Streşkin sararlar genellikle. Ama her zaman danışanımız odaya girdiğinde bir gözünün önünde lütfen başlığı temizleyin. Temizdir zaten başlık ama onun da içi rahat etsin. Ve onun işlemi bittikten sonra yine yanında lütfen başlığı temizleyin. Bu çok önemlidir. Hatta MYK 4. seviye epilasyon şeyinde de hep bundan puan kırarlar. Eğer MYK'ya girerseniz müşterinin yanında başlığı dezenfekte etmeniz gerekir. Kesinlikle. Biz de cilt bakımında şey diyoruz. Hani olası bir uygulama yaptığınızda kullanılmış oradaki hazır dezenfekte sterilize edilmiştir, dezenfekte edilmiştir. Biz siz yine de mesela bir iğne açacaksınız, mila çıkaracaksınız. O mila çıkarırken
kullanacağınız en iyi mutlaka onun gözünün önünde çıkarmanız çok önemli. Tabii. O da rahat edebilsin, şey yapabilsin. O organizma boşaltacak. Hadi biz geçelim. Buyurun, siz geçebilirsiniz.